Ağzını burnunu kırmaya gelmişim kardeş. Şahan Gökbakar kararını verdi. Recep İvedik 5'te tepki çeken boks sahneleri filmde yer alacak mı, almayacak mı? Ayrıntılar birazdan. Ağzını burnunu kırmaya gelmişim kardeş. Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır, nedir yani? İzmir'de ışıl ışıl karşılanan Çalgı Çengi ekibi neler yaşadı? Ahmet Kural'a kim evlenme teklif etti? Çalgı Çengi filminin devamı mı geliyor? Hepsi ve daha fazlası birazdan duymayan kalmasında. Gözümde canlandı o düğündeki anılar. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen, ana haber bültenlerine konu olan, arda arda konserler veren Küçük İbo şimdi ne yapıyor? Herkes ekran başına. Küçük İbo lakaplı şarkıcı birazdan canlı yayın konuğumuz. Neredesin? İçim kanarken neredesin? Günaydınlar efendim, günaydınlar. Günaydın Cengi Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Gayet iyiyim, sağ ol, teşekkür ederim. Sabahleyin yine direktifleri veriyordunuz, bu böyle olsun, şu böyle olsun falan diye. BTR'ler şöyle olsun, KJ'ler böyle girsin, sunuşlar böyle olsun, kusursuz bir yayın olsun falan diye konuşuyorduk ekiple. Günaydınlar efendim tekrar. Günaydın. Nasılsın, iyi misin? Ben gayet iyiyim. Yine harika görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Her zaman her şey sizler için yani. İzleyicinin karşısına sabah da olsa, öğlen de olsa, akşam da olsa benim için fark etmiyor. Saygı, sevgi böyle olduğu için onlara layık olmak için hazırlanıp süslenip çıkıyoruz. Peki efendim, konularla ilgili bize yazabilirsiniz. Adresimiz neydi? Duymayan kalmasın. Evet, duymayan kalmasına da yazabilirsiniz. Benim Instagram'a Seren Serengil'e de yazabilirsiniz. Oradan ben daha kolay ulaşıyorum. Sana da oraya yazsınlar. Evet, bana da buraya yazsınlar. Peki, hemen başlayalım o zaman haberlerimize. Bugün stüdyoda Küçük İbo konuğumuz olacak. Küçük ya. İbo tabii de artık 25-26 yaşına geldi, hala Küçük İbo. Ama neden Küçük İbo? Soyadı da küçük çünkü. Aa, ya. Ben mesela bilmiyordum bunu. Evet. Yani şöyle, bu küçükler hep büyüdü ya. Küçük Emrah mesela. Abi hala Küçük Emrah küçük denilir Ceylan mi yani? Hala küçük diyor. Mesela Ceylan diyorum mesela. Ha. Hangi Ceylan? Küçük Ceylan diyorsun mesela. yani insanın... Hayır, mesela bu sanatçı 60 yaşında, 70 yaşında geldiğinde hala öyle mi diyeceğiz? Ama ya, bazı... Emrah sonuçta herhalde 40'ı geçti. Mi? Emrah evet 42 yaşında. Değil mi? Evet, Emrah 42 yaşında. Şey ama Ceylan için iyi bir şey olacak bu. Çünkü evet, Ceylan kaç yaşına geldi? Küçük olacak. Hep küçük. Peki o zaman Şahan Gökbakar haberiyle bir son dakika gelişmesiyle başlayalım efendim. Evet. Çünkü geçtiğimiz gün tartışma yaşanmıştı Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 5 ile ilgili. İşte şu an ekrana gelen sahnelerde Recep İvedik'in Azeri boksörü ringde knockout etmesi, bir yumrukta ringin bir ucuna uçurması Azeri Türklerinin tepkisini çekmişti. Bununla ilgili telefon bağlantılarımızı da yapmıştık. Evet. Ve o telefon bağlantıları sonrasında 30 yıldır Türkiye'de olan eğitimci Sayın Attar da tepkisini dile getirmişti. Şimdi, ve bunun üzerine de son dakika gelişmesi Şahan Gökbakar'dan geldi. Şimdi ilk önce başa alalım bunu. Şimdi buradaki filmin başına yani aslında Şahan'ın Azeri boksörü yumruk atmasıyla başlayan görüntünün öncesi var. Öncesi var. Şimdi onların hepsini anlatan, bütün bir süreci anlatan VTR var. Evet. Öncesini, onu bir yayınlayalım o zaman. Evet. Tamam, onu bir yayının üstüne konuşalım. Boks. Şişt, kardeş, birbirimize çok yüklenmeyin, tamam mı? İki bayrak tek vatan, biliyorsun Azerbaycan, Türkiye kardeş. Ben buraya Cengi demeye gelmişim. Asıl dövüşçü kimi burada ya? Ya bırak şimdi Cengi Mengi dövüşçüyü ya. Ben sana ne diyorum, iki bayrak tek vatan diyorum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? İnsan kardeşin suratına vurur mu? Madem öyle, ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişim kardeş. Recep İvedik yeni maceralarla geliyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecanla beklenen Recep İvedik 5 filminin fragmanını sinema severlerin beğenisine sundu. Havlat! Havlat! Recep abi! Şükrü Saracoğlu mu buraya?
Filmin fragmanı kısa sürede çok beğenildi ve 4 günde 10 milyonu aşan bir izlenme oranı elde etti. Neydi tamam senin? A1, B1, B2, B3, T, S bile var bende. S ne ya, T ne ya? Skorsky, Submarin, her şeyi kullanabiliyorum ben. Güzergah biliyor musun sen? Mahdiye mi? Salabi! Babi yolluk ya! Boks sahneleri Azerileri kızdırdı. Fragmanda yer alan Azeri bir boksör ve Recep İvedik karakterinin konuşmaları ve Recep İvedik'in Azeri boksörü tek yumrukta ringin köşesine fırlatması Azeri vatandaşları çok kızdırdı. Fragmanda yer alan boks sahnesine ilk tepki Azeri kökenli akademisyen Profesör Doktor Aygün Attar'dan geldi. Sayın Attar programımıza telefonla bağlanarak filmin fragmanında Türkiye-Azerbaycan ilişkileri adına çok talihsiz sahnelere yer verilmektedir. Kimse kalkıp filmdeki bu sahnenin basit bir komedi olduğunu ve insanları güldürmek için yapıldığını anlatamaz ifadelerini kullandı. Filmlerde algı yaratan sahnelerden imtina ile hala Türkiye'nin bugünkü durumunda kaçınılması gerekiyor. Şimdi bir kere Azerbaycan katıldığı bütün yarışmalarda Türkiye'nin de bayrağını, Türk bayrağını da alıp sahneye çıkan bir devlettir. Çok doğru. Bizim için de aynı şey geçerli. Türkiye için de aynı şey geçerli. Hanımefendi bu ama bu yarışma değil yani. Burası bir senaryo. Bu bir filmdir. Hanımefendi ben bir eğitimciyim. 30 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Akademisyenim, profesör unvanını taşıyan bir eğitimciyim. Ve bu mesajların ne anlama geldiğini gayet iyi bilmekteyim. Şahan Gökbakar'dan ilk açıklama. Gelen tepkiler üzerine Şahan Gökbakar ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Komedyen ilk olarak tepki çeken boks sahnesinin uzun ve diyaloglu kısmını paylaştı ve biz üzmek için değil güldürmek için varız. Biz de kardeş ülkemize yanlış olmaz dedi. Şahan Gökbakar boks sahnesini filmden çıkardı. Tüm bu olanların ardından Şahan Gökbakar bir hassasiyet daha gösteriyor ve Recep İvedik 5 filminden boks sahnelerini çıkardığını açıklıyor. Ünlü komedyenin bu davranışı Azerbaycan basınında da hemen yer buluyor ve Şahan Gökbakar'ın açıklaması internet sitelerinde yayınlanıyor. Recep İvedik 5'in fragmanını yayınladık 2 gün evvel ve çok büyük bir ilgiyle karşıladınız. 10 milyonu aşkın bir izlenmeyle şu anda bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ederiz. Bir ikinci konuysa fragmandan bir sahneyle ilgili bir polemik başladı. Çirkin bir polemik. Ben filmlerimi gülmek için ve güldürmek için yapıyorum. Her zaman böyle yaptım. Dolayısıyla bir tek Azerbaycan Türk'ü kardeşimin bile hoşnutsuzluğu benim gönlümü yaralar. Benim de hoşuma gitmez. Seve seve bu filmimden bu bölümü, bu sahneyi çıkartıyorum. Hem böylece kardeşliğimin, dostluğumun mertçe bir kanıtı olsun bu size. Hem de kötü niyetle, art niyetle filmimin üzerine gitmeye çalışan insanların da oyunu bozulmuş olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Tüm Türk milletini saygıyla selamlıyorum buradan. Yani... Evet, Şahan Gökbakar'ın en son açıklaması böyle işte. Dün itibariyle bir kişinin bile kalbinin kırılmasını istemem diyerek bu sahneleri, tartışılan bu sahneleri Azeri boksörle Türk boksörün Recep İvedik'in karşı karşıya geldi. Bu sahneleri Recep İvedik 5'ten çıkarmış. Tamam. Oldu. Arkadaşlar bu filmin sadece Azeri boksöre yumruk attığı planını gördük hep. Bir kez daha sizden bu sahnenin, bu planın başını almanızı rica edeceğim. İlk önce senaryo gereği Azeri boksör Şahan'a, yani Recep İvedik'e vuruyor. Birbirinize çok yüklenmeyin, tamam mı? İki bayrak tek vatan, biliyorsun Azerbaycan, Türkiye kardeş. Ben buraya cengelemeye gelmişim. Esir dövüşçü kimi burada ya? Ya bırak şimdi cengelemeyi, dövüşçü ya. Ben sana gidiyorum, iki bayrak tek vatan. Bir dakika. Çok pardon. Şimdi burada gördüğün gibi ilk önce aslında Recep İvedik o yumruğu yiyor. Dayağı yiyor. Yani iki tane yumruk yiyor. Şimdi bu o kadar aslında komik. Yani zaten senaryo gereği de mizahı ağır ve anlatmak istenilen şey zaten orada
kardeşlik, iki bayrak, tek vatan çok önemli bir söz. İki bence. Defa vurgu yapıyor işte. Aynen. Yani diyor, boş ver diyor ya, biz diyor numaradan diyor yani yapalım diyor. Orada aslında ne kadar samimi ve ne kadar kardeş olduğumuzu vurgulayan bir şey. Bu çocuğa o yüzden şu anda çok ayıp edildiğini düşünüyorum. Şahane. Gerçekten filmden bu sahneyi çıkarmakla tabii ki Azeri kardeşlerimizin hiçbiri, eğer bu hanımefendi ve diğer provoke eden tipler ortaya çıkmış olmasaydı, hiç kimse bir taraf olup da eleştiri sadece kötü demek değildir eleştiri. Hep iyi eleştiriler de yapılır bu memlekette. Recep İvedik şu anda YouTube'da 10 milyon izlenme olmuş ve artık yabancılar da diyorlar ki niye İngilizce yazanlar var orada. Diyor ki niye bu kadar bu tıklanmış diyor İngilizce. Aynen, Türkler de cevap veriyor. Diyor ki valla biz de bilmiyoruz ki neden bu kadar tıklandığını siz bilesiniz diyorlar. Yani o kadar başarıya ulaşmış daha bir fragmanla. Şu fragman 10 milyon tıklanmaya, izlenmeye ulaştı. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Niye ayıp ediyoruz biliyor musunuz Şahan Gökbakar'a? Ben kendi adıma söylemiyorum ama yani toplum olarak. Bu çocuk gerçekten çok orada aslında kardeşliğimizi vurguluyor. Hani ben zaten sana vurmayacağım ve hani biz... Bunu şaka uyduruktan yapalım diyor. Ve orada da hiç kimse de bu diyaloğa girmiyor. Diyor ki iki bayrak tek vatan. Bence çok önemli bir söz zaten söylüyor. Zaten ilk yumruğu yedikten sonra. Yumruğu da ilk o yiyor. Yahu diyor insan kardeşine yumruk atar mı diyor. Aynen, burada rencide edecek hiçbir şey yok. Dün bu hanımefendi Giresun Aygün Üniversitesi'nin eski rektörü Aygün Hanım'a sen programda yer vermek istedin. Bu hanıma da ben yayına bağlandığı zaman bu olayı provoke ettiğini söyledim. Ve bunun da arkasındayım. Yine de aynı şeyleri tekrarlıyorum. Zaten bu hanımefendi için de bir girdim bir bakayım dedim. Yani hanımefendiyle ilgili bir bilgim de olsun diye. Zaten hanımefendi Giresun Üniversitesi'nde eski rektörmüş ama 21 kişiyle beraber açığa alınmış bu hanımefendi. Nedenini ben buradan söylemek istemiyorum. Nedenini merak edenler varsa Google'a yazsınlar. Evet. Hanımefendinin neden açığa alındığını şimdi, öğrensinler. Tabii sadece bunu dile getiren Aygün Attar'dı. İlk dile getiren Aygün Attar'dı ama bu tartışmalar tabii ki sonra alevlendi, büyüdü. Ama birisi ortaya çıkıp da... O ilk ortaya atan yani, oydu. Yani insanların algısını değiştirirse... Şimdi mesela buna baktığım zaman ben hiçbir zaman burada Azeri bir kardeşimizin bundan... Bir sürü Azeri kardeşimiz yazdı bana biliyor musunuz? Karşıda dedi, Fransız boksör olsaydı ne olacaktı peki? Fransız boksör de koyabilirdi pekala Şahan. Fransız boksörle bu kavgayı, bu sahneyi Fransız boksörle çekebilirdi pekala. Evet. Ya da bir Alman boksörle. Hayır, onlar şimdi şöyle bir şey. Zaten filmin diğer sahnelerinde, çünkü Şahan bu filmde Recep İvedik 5'te bir Avrupa oyunlarına gidiyor. İşte olimpiyatlar gibi oyunlara katılıyor, spor oyunlarına gidiliyor. Ve orada çeşitli ülkelerle Türkiye adına mücadele ediyor. Aynen. Rus boksörden de mücadele ediyor. Bir sürü milletten insanlar Azerbaycanlıyla var. Ama hiç kimseyle olan diyaloğuna böyle bir şey koymuyor. Hiç kimseyle olan diyaloğuna iki bayrak tek vatan demiyor. Kardeş diyor biz birbirimize mi bakıp burada boşver gibilerinden konuşuyor. İlk önce de Azeri kardeşimize yumruğu attırtıyor. Şimdi ama işte bu kadar Azeri, da ince düşünüyor aslında. Ama yani. Azeri Türklerinin itirazı da şuna, hiçbir Azeri diyor, hiçbir Azeri bir Türk'ün karşısına burada sahnede olduğu gibi cenk yapmak için çıkmaz diyor. Çünkü ben buraya cenk yapmaya geldim deyip Recep'e yumruk atıyor ya, evet. Hiçbir Azeri bunu yapmaz diyor. Ama çocuklar, Türk kardeşi de bunu yapmaz. Yani, ama tabii ki bu bir... Sana bir şey söyleyeyim mi? Geneli de o kadar yani medeni insanlar var ki geneli de... Bizim aramıza bu şeyi sokmaya çalışanlar utansın. Bu bir filmdir. Severek izliyoruz. Recep İvedik de buraya geldiği zaman gideceğiz. diyenler de çoğunlukta. Ama birisi çıksa ve dese ki vay efendim işte bu Fenerbahçe Galatasaray maçında da aynı şey olmuyor mu mesela? Birisi çıkıyor işte sen bana bunu yaptın sen ondan sonra herkes birbirine giriyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada... Asla ve asla bu benim kendi görüşüm ve birçok Azeri arkadaşımın da bana yazdığı yorumlardan da anlıyorum. Hiç kimsenin bundan bu kadar rencide olduğu falan yok. Herkes de gülmüş ama şunun başını vermeden yayınlarsan bir de üzerine birisi çıkıp da efendim nasıl siz bizi 2 metre ileriye atıyorsunuz falan gibi olayı provokasyon haline dönüştürdüğü zaman o zaman ben de Azeri olsam ben de derim ki ne oluyor derim. Ama şimdi bunun başına baktığın zaman ilk yumruğu zaten sen atıyorsun.
Keşke tabii Şahan o zaman bunu jeneriğe koymasaydı. Şimdi filmde olabilir tabii ki kullanabilir ama jenerikte hani bunu koymasa bu niye tartışma olmayacaktı. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben bu tartışmayı bir iki kişi yarattı ama. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. İki kişi bir kişi fark etmez. Sonuçta bak günlerdir ne konuşuluyor? Recep İvedik 5 konuşuluyor. Şimdi Recep İvedik 5'in böyle bir polemiğe ihtiyacı elbette yok. Fragmanı koyduğu anda Şahan zaten 10 milyon izlenmeye ulaşıyor. Evet. Anında. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyacı yok. Sence Şahan böyle bir tepki alacağını düşünür müydü aslında? Bence orada kestirebilir. Kestirebilir. Çünkü ben hani neden düşünemez? Ben bile düşünemezdim yok, diye düşünüyorum. Yok o kadar deneyimli bir sinemacı. Ama hayatım Şahan orada şöyle bir şey diyor. Yani orada şunu diyor. Hani iki bayrak tek vatan boş. Bir daha alabilir miyiz orayı? Ne olur. Bir başını bir daha alabilir miyiz daha arkadaşlar? Yani o kadar burada aslında ince ve zarif bir hareket var ki kimse. Sağlı solu, sağlı solu. Boks. Şişt, kardeş, birbirimize çok yüklenmeyin, tamam mı? İki bayrak tek vatan biliyorsun, Azerbaycan, Türkiye kardeş. Ben buraya cengi demeye gelmişim. Esir dövüşçü kimi burada ya? Ya bırak şimdi cengi mengi dövüşçüyü ya. Ben sana ne diyorum, iki bayrak tek vatan diyorum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? İnsan kardeşin suratına vurur mu? Madem öyle ben de senin ağzını burnunu kırmaya gelmişim kardeş. Evet. Şimdi iki tane yumruk yiyor kardeş diyor ya. Evet. Vurulur mu diyor. Yani aslında o kadar kardeş olduğumuzu vurgulamış ki her cümlesinde. Yani bir Fransızla diğer milletten olanlarla böyle bir diyalog var mı? Aslında bundan bile bu sahnenin olmuş olmasından beri insanlar belki yanlış anlamasınlar diye üç tane ayrı yerde kardeş olduğumuzu vurgulamış yani. Şimdi şunu diyorum ben. Biz tabii ki bu sahne yüzünden Şahan bunu jeneriğe koyduğu için bu sahne yüzünden günlerdir Recep İvedik 5 tartışıyoruz. Şimdi bu hafta tam Ata Demirer'in filminin vizyona girdiği hafta. Yarın Ata Demirer'in filmi vizyona giriyor. Bunu hesapladı diyorsun. Çalgı Çengi almış yükünü gidiyor. Çeşitli diğer filmler var, iddialı filmler var. Dolayısıyla tam da bu dönemde Şahan'ın hani Recep İvedik 5'in geldiğini göstereceği bir fragman olması lazım. O fragmanın içine bu sahneyi de koymuş olabilir Şahan. O zaman orada ben seni hemen yanıltayım. YouTube'a koyduğun zaman 10 milyon tıklanıyorsa bu, tamam. Ve onun altında da yabancı yazanlar, yani yabancı komentler yazanlar da varsa, yani yoruma açık olduğu için altı söylüyorum. Bu Recep İvedik'in sadece böyle bir spekülasyonla bir yere geldiğini asla söyleyemeyiz. Çünkü insanlar onu tıklamadan ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. Aslında anlatabiliyor muyum? Yani tıklamadan ne göreceklerini bilmiyorlar. Bu tamamıyla Recep İvedik'in kendi başarısıdır. Zaten daha önceden edinmiş olduğu başarının devamıdır bence. Tabii. Yani yoksa tıkladıktan sonra ne olduğunu filmi çekiyor. Evet. Tabii benim bu söylediğim hani sadece reklam amaçlı yapılmış bir şey değil elbette. Buna inanarak iddia etmiyorum ama. Hiç inanmıyorum buna. Ama işine yaramış olabilir mi? Olabilir ama sana şöyle bir şey söyleyeyim. Recep İvedik bugün vizyona hangi film girseydi de onu silerdi. Yani şey olarak, popülerite olarak da girerdi. Gişe anlamında da silerdi yani. O bir gerçek. Evet. Onu kabullenmek lazım. Ama tabii Şahan'ın çok kısa sürede olaya hemen müdahale edip Azeri Türklerinin, Azeri kardeşlerimizin, hiç kimsenin kalbini kırmak istemiyorum deyip hemen bunu tartışmadan çekmesi böyle bir şeyi amaçlamadığını gösteriyor zaten. Evet, onlar orada bir para da harcamışlar, bir zaman harcamışlar. Orada set işçileri, işte set çalışanları bir emek sarf etmişler. O sahnenin çekilmesi belki 24 saat. Ve 24 saatlik emek, oradaki çalışanların emeği, her şey çöpe atıldı şu anda. Neden? Bir iki kişinin çıkıp bu olayı provoke etmesi olmasından. Yoksa burada ne Azeri Türk kardeşliğine bir rencide edecek bir durum var. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama ortalığı böyle birisi, insanlar bazen sen böyle düşünebilirsin. Ama her zaman söylüyorum, herkesin seyrettiği televizyona çıkıp bir şeyi provoke ettiğin zaman herkes bu şeyin havasına kapılabilir de. Evet. Ama yine de Şahan'a ben de takdir ettim Şahan'a. Neden? Orada da şunu demiş. Demiş ki bir kişinin bile böyle düşünmüş olmuş olmasına, hayır, üzülmesine kalbini kırmak istemedim. O yüzden çıkartmış. Yine de takdir ettim onu. Evet, tebrik ediyoruz. Tartışma bazen de alkışlamak gerekiyor tabii değil canım, mi? Tabii yani şundan ötürü bu hareketten değil. Bazen de başarıları, bazen de insanları gençken
o işi mesela başarılı bir iş bu. Yani illa eleştiri kötü olmak zorunda mı her zaman Cengiz mesela? Yani Recep İvedik'le ilgili ilk başlarda tabii ki yani ne bu karakter falan filan diye burnunu büken geniş bir kitle vardı ama evet. Sonra artık Şahan'ın hakkını herkes teslim etti. Recep İvedik'in başarısının hakkını herkes teslim etti. Ve Recep İvedik'in hani 2000'lerin fenomen karakterinin, Türk sinemasının en büyük fenomen karakterinden biri çok olduğunu en fazla eleştirilen komedyen bence. Şahan ne yapsa eleştiriliyor ama en fazla kişiyi, en fazla başarıya da o ulaşıyor. Bazen de alkışlamak evet. da lazım diyoruz. Evet. Bu hareketinden dolayı da alkışlıyoruz efendim. Şahan Gökbakar'ı tebrik ediyoruz. Peki hemen diğer haberimize geçelim. Sıcak haberlerimizden bir tanesi Demet Akalın'la ilgili. Hı hı. Dün akşam çünkü Sinan Akçıl, Fettah Can, Demet Akalın hep beraber bir aradaydılar. Hı hı. Kadroda bir sen yoksun. Evet ve çünkü Sinan olduğu için olmamış olabilirim. Sinan olduğu için olmamış. Peki onunla ilgili VTR'yi izleyelim hemen. Ondan sonra detaylara bakalım. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Hep bu Sinan benden rol çaldı. Şapkam olaydı. Efendim vallahi, güzel bir gece oldu. Ay çok güzel bir geceydi. İnanılmaz şarkılar dinledik. Çok ben zaten albüme birkaç tane şarkı almıştım Sinan'la Fettah'tan. Ama bombamız Hülya Avşar. Onu yeniden yaratacağım ya. Bak onun yeniden doğuşunu yapmazsam. Salı günü buradayız, bekleriz. Hülya Hanım. Evet. Dedim ki bak açıklıyorum dedim. Sakın beni bozma dedim. Tamamdır. Yok yani şaka bir yana. Onun bende inanılmaz güzel bir yeri vardır. Benim hani Demet Akalın olma hani gazino serüvenimde çok önemli bir yeri var. O yüzden ona acayip şarkılar buldum. Artık bunu da değerlendiremezse bilemiyorum ama onun da hoşuna gideceği şarkılar buldum. Şarkı konusunda biliyorsunuz biraz şanslıyım. İşte bütün arkadaşlıklarımı kullanıyorum. O yüzden onu çok güzel bir single yapacağım. Bütün her şeyini sen dedin bana teslim et. Yapımcısı gibi bir şey olacaksınız. Ya yapımcı estağfurullah ama yani şarkı bulma konusunda şey yapacağım. Ona şarkı atacağım. Nereden çıktı bu fikir Demet Hanım? Benim hep ona söylediğim şey vardı da o hani o tabii ki sinemacı olduğu için. Evet. Ama o benim tabii ki hem üstadım hem çok 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 eski dostum ve benim için gerçekten çok kıymetli bir insan. Onun için şarkıya da bayıldı zaten. Ama Cansu, Fettah ve Sinan acayip bir şarkı yapmışlar. O kadar sana sakın buna Hülya Avşar'a falan vereyim deme diyor. Aslında kimin için yazıldı yani şarkı? Kimin için yazıldı diye bir şey yok da çok güzel bir iki efendim, şarkı Fettah. Var. Geliyoruz abi şu an geliyoruz bir saniye. Ama tamam. Çok kıymetli müzisyenlerden onun için özellikle rica ettim. Evet. Ya bu single'ını bana emanet etsin, bana güvensin. Gerisine karışmasın. Aynen. Yılın hiti. Ya yılın değil yani Hülya'yı yeniden patlatabilir. Ya Hülya Avşar zaten kendi çapında zaten şovu başlıyor ve İlk ismi açıklamak istemiyorum. Duydum, inanamadım. Evet, ben de merak ettim, gördüm. Merak etme zaten. Ya müziklerini de sevgili müzisyen arkadaşımız yapmış Sinan Akçıl. Sinan Akçıl. Çok güzel yapmış harbiden. Yani hadi bırakın hani Sinan Akçıl'ı hep magazin tarafıyla tanıyorsunuz ama gerçekten o çok kıymetli bir müzisyen. O yüzden ya çok güzel şarkılar geliyor bana. Tahmin edersiniz ki. Şanslısın. Altın değil ben pırlanta çağımı yaşıyorum. Onun için tabii ki Hülya Avşar benim için çok 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 kıymetli bir değer. Çünkü benim ilk başladığımda bana çok omuz attı. Yıllar öncesine dayanan. Aynen olsun. Öyle. Onun için ya bırak bir single'ını bana bırak dedim. Tamam dedi. Ya gün... ben ona bir iki, bak bütün masraflar benden. Ben ona bir şey yapacağım. Tutmazsa Türkiye'yi terk ederim dermişim. Peki, sağ olun teşekkür ederim. Salı ilk defa mı dinleyecek şarkıyı? Yok dinledi. Tamam, okay aldı. Dinledi, emin misin bu şarkı bana? Diye. Ama yani gerçekten çok güzel şarkılar buldum ona. Demet Hanım. Ha teşekkür ederim. Bir ağlama, boşuna zorlama. Kaderi gördüm, herkese bağlama. Yeni jenerik müziğini soruyorum aslında öncelikle. Hülya. Evet. Çok güzel. Mavi maviye geçecek inşallah. Evet abi. Onu Türkçe cevap vermiyorum. İngilizce cevap ver. Hayırlı abi. Oh. Mavi 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 mavi.
Evet efendim, haberler böyle. Sinan Akçıl, Demet Akalın cephesinden. Sondan başlayalım. Sinan Akçıl Mavi Mavi yeniden yapacakmış ve şimdi Star'a başlıyor biliyorsun Hülya Avşar. Evet. Yeni bir show programıyla. Evet. Onun jingle'ını hazırlamış ve çok iddialı olduğunu söylüyor Sinan Akçıl. İşte dün akşamki yemekten fotoğraflar bunlarda. Evet, Sinan Fettah başarılı. Can var, yani eşi Sinan Cansu var. Beste konusunda söz yazarı ve beste olarak gerçekten bence Türkiye'nin ilk beşine girecek şarkıları var. Sinan bu konuda başarılı. O yüzden de jeneriğe de imzasını atabilir yani. Evet, güzel. O konuda hiç söyleyeceğimiz hiçbir şey yok yani eksi. O konuda süper çünkü. Aşk meşk hayatı konusunda söyleyecek bir şeyim var mı? Aşk meşk hayatı. Otillalar mı? Bu ara mesela tamamen uluslararası takılıyor ya. Yani. Ama geçen gün konuştum Sinan'la. Bütün Bulgar medyasına, bütün Rus medyasına Sinan'la Otilla'nın fotoğrafları böyle tak 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 her tarafta çıkmış gerçekten de gördüm. Önemli olan bu mu mesela? Yani bir aşkta önemli olan Bulgar veyahut da işte nereye çıkarsa o medyasına çıkmak mı yani? Hani değil tabii. İnsan niçin yaşar mesela? Sevdiği kadınla mutlu olmak için mi? Gerçekten sevdiği için mi? Onunla gündeme gelmek için mi? Yani ben de buralara çok takıldığım için sinir oluyorum. Çünkü aşk kadını Seren konuşuyor yine. Aşk kadını, bir erkeğin niyeti çok önemli. Hani mesela o kızın yerinde olsam şunu düşünürüm yani. Bu adam benimle niçin beraber diye düşünürüm. Pardon da o kız Sinan'la ne için beraber o zaman? Onu hiç anlamış değilim. Yani o zaman Otilla'ya da onu sormak lazım. Onu hiç anlamıyorum yani. Onunla onu niye beraber? Anlamıyorum. Şimdi onu bu anlamıyorum. Meseleden daha önemli mesele aslında Demet Akalın'ın açıklamaları. Evet Demet. Çünkü Demet Akalın gerçekten dün gece yaptığı açıklamalarda şimdi röportajdan şunu anlıyoruz. Bırak ben bir sana bir single yapayım demiş Demet Akalın Hülya Avşar'a. Ve o single'la seni patlatacağım. Ama tabii bence çok iddialı laflar var bu röportajın içinde. Çünkü diyor ki Hülya'yı yeniden yaratacağım. İşte o çok Hülya'yı fazla patlatacağım. Evet, o yani olmuş. Sanki Hülya tamamen bitmiş, sıfırlanmış. Hülya hiçbir şekilde gündeme gelmeyen. Hülya Avşar sanki kötü bir şarkıcı. Hülya Avşar bugüne kadar sanki hiç single'lar patlamamış, şarkıları patlamamış bir şarkıcı. Da! Demet Akalın el attıktan sonra tekrar patlayıp tekrar gündeme gelecek. Tekrar yükselecek. Evet yani şimdi biraz bana bu konuşmaları Demet Akalın fazla üstten ve tepeden geldi. Biraz akşam ya o akşam konuşması o. Gündüz konuşması değil. Akşam da belki hani birazcık ne bileyim kafalar çakır yani o böyle şeker konuşmalar yaptığı zaman üslupta diyeyim. Bu tabii aşırıya kaçmış da. Çünkü aslında Demet onların evlilik yıl dönümlerinde ben de sahneye çıktığım zaman Serosan'a da bir tane albüm yapacağız falan diye hemen sahiplenmek ister aslında. Yani hani bir şeyler yapmak ve şarkıları da iyi seçiyor ya o kendisi. Aslında bu anlamda söylemiş olabilir ama konuşması söylemek istediğini aşmış. Evet. Cümle şanssız bir cümle olmuş. Yoksa Hülya Avşar'ı kimse baştan yaratamaz. Zaten hiçbirimize öyle bir şey olamaz. Zaten kadın kendi kendini yaratmış. Yani yarattığı gibi de hiç çizgisini bozmadan devam etmiş. Yani hani aslına bakarsan ama evet. O şarkıları iyi seçiyor ya belki. O anlamda söylemiş olabilir. Gerçi bundan iki ay önce benim de single yapıyordu ama bilemiyorum. Hülya'nın akıbeti her şey. Ama işte Hülya yeniden yaratabilirim diyor. Hülya'yı tekrar patlatacağım diyor. Evet orada o olmamış ya o konuşmalar. Şimdi, ama neden? Ya aynı konuşma içinde tabii ki Hülya Avşar'ın kendisine çok büyük destek verdiğini, kendisinin duayeni olduğunu bunları da söylüyor. Hülya Avşar'ın hakkını teslim ediyor ama teslim etmesine rağmen gerçekten de bir yandan da kendini de başka bir yere konumlandırıyor. Hülya Avşar'ı yeniden patlatan, yeniden yaratan şarkıcı. Evet. Yaratan, ona en iyi şarkıyı bulan, evet. En iyi single'ı bulan. Burada biraz fazla bir aslında ego. En iyi şarkıyı bulabilir. Çünkü onda şarkı bulma yok. Konusunda bak, prof. Bak Demet'e onun hiçbir şüphem yok. Ama onu tekrardan yaratacağım. Orada bir cümle. Ama bırak bunu biz söyleyelim. Bak şimdi Demet'e kalın. Sevgili Demet. Şarkıyı bul. Hülya Avşar da gerçekten zamanında sana çok fazla destek olmuş bir isim. Şarkıyı bul. Şarkı çıksın. Hülya Avşar beğensin. Hülya Avşar o şarkıyı söylesin. Herkes beğensin. Hülya patlasın. Bırak bunu o zaman biz buradan diyelim ki tebrikler Demet Akalın. Gerçekten evet. Yıllar sonra Hülya Avşar'a çok iyi bir şarkı sen buldun. Bırak bunu biz söyleyelim.
Evet. Ama sen Hülya Avşar'ı ben patlatırım. Hülya Avşar'ı yeniden star yaparım. Hülya Avşar'ı zirveye taşırım lafları biraz çizgiyi aşan yani laflar Hülya olmuş. Yani. Bence Hülya, ben Hülya'nın yerinde olsam buna bozulurum bu laflara. Gerçekten bozulurum. Ciddi almaz Hülya ya. Güler yani. Çünkü burada baksana Demet'in haline. Yani Demet bu akşam bir hal bu. Ondan öyle söylemiş yani. Çünkü sadece şunu biliyorum. Birilerine bir şey yapmak, iyi bir şey yapmak istiyor yani. Hani kendisi de çok müziğin içinde hep bu şarkılar, markalar hayatları geçtiği için bunu yapmak isteyebilir. Ama hani rol çalmak orada olmaz. Ama bir tek cümlede onu kullanmış. Onu baştan yaratacağım mı demiş. Yeniden yaratabilirim diyor. Hülya Avşar'ı patlatacağım diyor. 2-3 yerde, röportajın 2-3 yani yerinde. Yani şarkı güzel yani bir tek şarkı. Tek bir yerde geçse hadi diyeceğim ki bir dil sürçmüş ya da yanlış bir cümle tercih etmiş diyeceğim. Kelime tercih etmiş yani diyeceğim işte, ama birkaç sürçmüş. Yerde geçiyor. Demek ki yani kafasının bir yerinde böyle bir şey var gerçekten. Hülya Avşar'ı patlatmak, Hülya Avşar'ı. Şimdi tabii yani sonuçta Demet Hülya'nın az solistliği zamanında onun kadrosunda çalışmış bir isimdir. Onları söylüyor. Yani onu söylemese de işte bana onu, çok destek verdiğini, benim duayenim oldu. Demet, ben bir şey söyleyeyim. Demet'in en sevdiğim huyu da bazıları geldikleri yerleri unuturlar ve bunun hatırlanmasını istemezler. Demet her seferinde bana da olsun, Hülya'ya da olsun hep haklarını insanların teslim etmiştir. Ve hiçbir zaman unutmamıştır ve onur elde etmiştir. Burada evet birazcık onun kendi böyle bir ben yapacağım, ben edeceğim öyle bir egosu var. Yani bu söylemde var. Ama normalde bana da mesela söylüyor. İlla albüm yapalım, illa şu şarkıyı alalım Hayır, falan bir de der Demet yani. Hani yapacağı da şarkı bulmak, Allah muhafaza, bir de şarkı sözü yazıyor olsa, şarkıyı besteliyor falan olsa ben demek yarattım ki o ne yapacak biliyor toplu. Musun? Yani evet yani. Öyle bir şey söylemiş ama Hülya'nın çok takılacağını zannetmiyorum buna. Evet. Odanın da bunu çok aslında kötü niyetli söylediğini de düşünmüyorum. Bence de yani Demet'in bu konuda ama bir şeyi inşa niyetli edip ortaya çıkarıp ve onun başarılı olmuş olmasından haz duyacak bir karakteri var Demet'in. İşte bence keşke yapsa, bence de yapabilir yani. De iyi şarkı bulur. Gerçekten Hülya'ya ve insanların da birbirlerine yardım etmiş olmaları aslında çok, çok güzel yani, bir bu şey. Dayanışma, yani bunlar güzel. Şu anda Demet iyi şarkı seçebiliyorsa, şu anda Demet'in şarkıları tutuyorsa ki Hülya'nın da birçok şarkısı tutmuştur. Çünkü Demet de oyunculuk yapmıştır. Modellikten şarkıcılığa geçmiştir. Hülya Avşar da güzellik yarışmasında kraliçe olmuştur ve oyunculuktan şarkıcılığa geçmiştir. Aslına baktığın zaman ikisinin de yolları aynı yollardan evet. geçip gelmiştir. O yüzden birisinin şu anda daha fazla şarkısını tutuyor olmuş olması, şarkıcılığının daha önde olmuş olmasının sebebi istikrardır. Çünkü Hülya bir albüm yapmıştır, bir yapmamıştır. Ama Demet hep bu 15 yıl içerisinde yapmaya devam etmiştir. O yüzden de istikrar her zaman kazanır diye düşünürüm ben. Burada da şu anda Demet'in şarkıları popüler. Demet şarkıcılık anlamında, şarkı anlamında önde. O yüzden de belki de daha refresh etmiştir kendisini. O yüzden de Hülya da onu dinleyebilir. Hülya da dinlemesi de normal olabilir. Bunda bir çok önemli bir şey yok bence. Peki. Ama birazcık da şeyimiz, egomuz var Allah için. Var. Yani bu yok değil röportajda, yani. Bu röportajdan onu çok rahat çıkarabiliyoruz. Bakalım merak ediyoruz. Gerçekten Demet Akalın Hülya Avşar'ı yeniden patlatabilecek mi? Patlatamayacak mı? Yok ya, Hülya'nın aslında hiç kimseye, Hülya her zaman küllerinden doğan bir kadın, çekilir 3 sene. Bak zaten bir insanın bir şey olduğunu buradan anlayacaksınız. Böyle 3 sene kenara çekilirsin, döndüğün zaman aynı yerden başlayan bir şeydir bu memlekette. Yoksa her daim bir şey yapsan da, her daim albüm çıkarsan da hiçbir şey olamayanlar da var. O çok daha acı. Evet. Anlatabiliyor muyum o yüzden de? Doğru. Şöyle. Ama dediğin gibi Hülya Avşar her zaman Hülya Avşar'dır. Yıllardır her yaptığı konuşulmaya devam ediyor. Evet. Yani istediği zaman her şeyi konuşturmayı başarıyor yani Hülya Avşar. Peki devam edelim. Şu Asena Atalay, Şükran Ovalı, Caner Erkin cephesine devam edelim mi? Çünkü bu sefer bir başka haber var. Dün şeyi vermiştik biliyorsun, 120 bin liralık icra evet. davası açtığını Caner Erkin'e. Asena Hanım. Evet. Çünkü her ay vermesi gereken 10 bin lirayı son 12 aydır vermemiş. Seninle de tartıştık evet. hatta burada. Evet. Sen ne güzel yapmış dedim. Ben niye bunu 5 aydır 6 aydır yapmıyor da tam Caner'le Şükran evlendikten 3 gün sonra yapıyor dedim. Ben onu düşünmek zorunda mıyım?
Düşünmek zorunda hiç değilsin. Düşünmek bunu zorunda ben de kadın haseti olarak söyledim. Kadın hasetiyle ne alakası var? Benim çocuklarımın babasısın sen. Çocuklarının nafakasını gününde vermek zorundasın. Ben bunu icraya ister ikinci ay koyarım, ister beşinci ay koyarım, ister hiç koymam. Bu benim inisiyatifimde bir şey, öyle mi? Eğer hakkım varsa da istediğim zamanlamayı... Hakkını zamanında arayacaksın. Öyle tam ben niye hakkımı zamanında arıyorum da karşı taraf hakkını zamanında vermiyor o zaman? Ona da oradan bakalım. Sen niye hakkını benim almam gereken, daha doğrusu benim değil çocuğuma... Verdiğini iddia elden verdiğini iddia. Bence de vermiştir kaldık. Kaldık vermiştir yani sonuçta. Demek ki elden vermeyecek bir daha. Peki evet, buna ne diyeceksin bakalım? Karşı tarafa Caner'e bu sefer oğlunu göstermeyecekmiş. Yani bir işte başka misilleme daha geliyor. Yani şimdi... İşi böyle tırmandırdıkça tırmandırmaya çalışıyor gibi bir durum ortaya çıkıyor. 120 bin liralık icra takibinden sonra karşı tarafa oğlunu da göstermemek için işte, babanla bizi o cadı kadın ayırdı diye kışkırtıyormuş. Evet, anneler özellikle ayrıldıktan sonra eşlerinden çocuklarını doldurmaya başlıyorlar. İşte babam bunu yaptı. Babam, halbuki o kadar kötü bir şey ki o çocuğun psikolojisi için. O kadar yalnız hissedecek ki yani. O kadar yanlış ki. Çocuğunu görmekten mahrum bırakmak. Ne kadar korkunç bir şey biliyor musunuz? Buna hiçbir annenin hakkı yok. O da onun babası çünkü. İsterse evlensin, isterse dünyanın en kötü babası olsun. Yani en başta çocuğa haksızlık. Tabii çocuğa çok büyük haksızlık. Yani çocuk babasını... İsterse uğurlu olsun, isterse uğursuz olsun, isterse hırsız olsun, isterse cezaevinde olsun. Nerede olursa olsun çocuk babasını görecek. Anne olarak sen onu ondan o hakkı ne babasından ne çocuktan alamazsın. Eğer bu haber doğru ise. Anladın mı? Yani bu çok... Yani sen adama olan... Peki sen adama niye intikam duyuyorsun? Yani niye intikam hissi neden var? Neden intikam duydu zaten, belli değil mi? Niye belli? Sen ilk önce gittin bu evlilikten. Bu evlilikten ilk giden sensin. Bu adam gayet güzel bir şekilde. Ben Asena'yı hiç tanımıyorum. Asena'yı tanımıyorum. Çok marjinal olduğunu, öyle bir kişilik olduğunu düşünüyorum. Ve bu çocuğun sahalarda bu çocuk için ben edilen küfürleri falan da hep duydum. Tabii ki. Bu evlilikten ilk önce de sen gittin. Bu seni terk edip de bu kadını bulmadı ki. İlk önce sen... Bu değil mi haberler çıktı? Doğru doğru. Değil mi bu yasak aşklar bu... bilmem neler, merdivende el ele tutuşmalar, Londralar bilmem neler. Yani ben bunları gazeteden okudum. Eğer doğruysa bu olay buraya... Fotoğraflar da vardı canım. Tamam fotoğraflar da vardı. Yani. Dolayısıyla bu evlilikten ilk giden sensin. O yüzden adama niye kızıyorsun? Adam şöyle mi yapsın? Olsun ya karım yani el ele tutulsun. Londra'ya da gitsin. Her türlü şey yapsın ama evliliğimde devam etsin mi diyecekti adam da. Adam da en sonunda yine de seni rencide etmeden başkası olsa var ya o anda kapıya koyardı. Evet. Eğer Caner bu anlamda yani, mesela şey yaptı. Caner var ya bak gene söylüyorum Türkiye'de iki tane eş olarak yani eş olarak eşinin ne gibi haberleri çıkarsa çıksın. Başında tuttuğu iki kişi var. Bir Ebru Gündeş'in kocası. Bir tanesi de Caner Erkin. Bu ikisi yani gerçekten rencide etmediler eşlerini en azından. Ne olursa olsun diye düşünüyorum bu kadar habere rağmen. O 120 bin liralık icra takibi meselesinden sonra da hemen tabii ki Caner Şükran tarafından da hemen bir Instagram paylaşımı küt diye o haberlerin çıktığı gün. Evet. Aynı dakikada bir fotoğraf paylaşımı geldi tabii ki. 120 bin liralık öpücük diye hatta. Var mı arkadaşlar o fotoğraf? Yani bu icra takibi haberlerinden sonra Instagram hesaplarına paylaştıkları ilk fotoğraf mı şu anda? Evet. Onu göreceğiz. Şimdi görelim. Onu göreceğiz. Şükran'ın Caner'in yanağına öpücük kondururken paylaştıkları. Hem Şükran paylaştı fotoğrafı hem de bu değil. Peki, ama bulalım, neyse bu değil. Bulunca inşallah veririz. Tamam. Tamam. Birazdan vereceğiz. Peki devam edelim. Şu Tümer Metin'le ilgili çok sıcak bir görüntü, sıcak bir haber var. Onu reklamlardan sonra bırakalım istersen. Ne varmış ya? Ya onu birazdan kameralarımız yakaladı çünkü Tümer Metin'i. Bu sefer kaza falan değil ama. Ben Tümer'in sevgilisi var yeni. Yapma ya gerçekten. Onu biliyorum evet. Kimmiş o?
Gamze Topuz mu? Topuz gerçekten mu? Mi? Çıktım gazetelere. Evet, bugün bütün gazetelerde ama var. Ama ben daha görmeden biliyordum zaten. Keşke onu bize anlatsaydın burada. İşte dün özel arkadaşlarımın özellerine izin almadan söyleyemiyorum işte. Bak, benim de böyle bir şeyim var. Dün Tümer meselesini konuştuk. Burada arabasını konuştuk. Arabasını nasıl çarptığını konuştuk. Evet. Ters dönerken, U dönüşü yaparken Gamze'yle falan. Beraber oldum. Keşke o arada bana deseydin ki ya Tümer'le Metin, Tümer Metin'in yazın aşk haberleri çıkmıştı Gamze Topuz'la beraber. Demedim çünkü... O haberler şimdi doğrulandı. Çünkü o yazın beraberlerdi biliyorsun. Ama hiçbir şey yoktu aralarında. Tümer'in başka bir kızla arkadaşlığı bile yakınlaşma vardı demek ki. Yani başkalarının oldu Tümer sonra. Bu yeni başladı bu iş. Evet işte. O keşke bize söyleseydin deseydin ama ki... Ama o yüzden gazeteciden dost olmuyor deniyor. Yani ben arkadaşımı satamam. İşte çıkınca söyledik. Şimdi üzerine o konuşalım. Sıcak görüntüde birazdan yayınlayacağız efendim. Evet. Peki hadi izleyelim o zaman Tümer Metin'in haberlerini. İzleyelim. Reklamlardan sonra başka şey konuşuruz. İyi akşamlar Gamze Hanım. İyi akşamlar. Nasılsınız? Cam açalım. Yeni birliktelikler. Tümer Bey hayırlı olsun diyelim mi? Abi hayırlı olsun. Ya nasılsın abi? Gitmeyeyim mi ben? Abi buyurun yollarsız yapın. Hayırlı olsun diyelim mi abi? Gitmeyeyim mi? Hadi hayırlı olsun diyelim abi. Hadi hayırlı olsun diyelim abi diye gönderdi muhabirler. Tümer Metin ve yeni kız arkadaşı Gamze Topuz'u. Tümer'in nesini seviyorum biliyor musun? Tümer hiç saklayan, elinden tutup ortaya çıkan. Yazın sakladı bu ilişkiyi bak. Yazın çünkü Gamze Topuz da Tümer Metin. İlişkileri yoktu. Başka bir kızla beraberdi. Ben biliyorum çünkü arkadaşım. Görüşmüş olabilirler ama ilişkileri yoktu. Şimdi yakınlaştılar bu bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde ve ilişkileri başladı. Hiç yalan söyleyen bir çocuk değil. Bir de neyini sevemiyor musun? Bazı erkek saklar böyle. Hani yani istemez, hani arkadaşız falan der. Elinden tuttu ve çıktı. Dedim ki bunu söyleyebilir miyim programda? Selo'cum da zaten çektiler. Bu çıkar zaten dedi. Evet. Ama ben dedi elinden tutup da çıkabilen bir insanım zaten biliyorsun dedi. Bu önceki akşamki görüntüler. Bugün gazetelerde de çıktı. Oyun oynuyorlar hep birlikte. Gamze Topuz orada. Tümer Metin orada. Arkadaşlarıyla beraber. Sonra çıktıktan sonra da işte şu giden Gamze Topuz arabaya biniyor. Ve Tümer Metin de diğer taraftan arabaya binerek birlikte ayrıldılar. Allah mutlu etsin. Ben Tümer'i çok seviyorum. Çok düzgün bir adam biliyor musun? O kadar düzgün bir çocuk ki sana anlatamam. Efendi, düzgün, iyi bir adam yani. Sevgilisinin de kıymetini bilen bir çocuk. O yüzden de inşallah mutlu olsunlar. Ne diyelim? Mutlu olsunlar. Gazetelerdeki haberler de var değil mi arkadaşlar? Bugün gazetelere nasıl yansımış bu haberler? Bir onları da... Şimdi bu haber nasıl yansıyabilir ki daha başka yani? Bunlar yani, nasıl yansıyabilir? Bütün şeyde, magazin basınında bugün en büyük haber olarak bak İstanbul Geceleri'nde sürpriz aşk diye. Yani güzel, sürpriz aşk. Güzel. Verilmiş, bırakın da gidelim diyor. Gamze Topuz ve Tümer Metin sürpriz aşk diye verilmiş. Sürpriz aşk hakikaten yani birdenbire sürpriz bir aşk olmuş. Bir ama. Aylık aşk diyor bak bu da senin deminki haberini doğrulayan nitelikte. Ve bir aydır bunu bana saklıyorsun, bunu benden saklıyorsun. Saklıyorum, neticede sen gazetecisin. Evet, neticede tamam. O da benim arkadaşım, bu programı yapıyor olabilirim. Şimdi insanlar özellerini söyledikleri zaman buradan eğer deşifre edersem o zaman bir güvenilirliğim kalmaz. Tamam. Bu programımız bugün olabilir. Önümüzdeki sene olmayabilir. Arkadaşlarımı mı kaybedeceğim program için? Bak... Peki bunu şimdi reklama çıkıyoruz ben bunu soracağım. Kısa bir reklam arasından sonra programa devam edeceğiz efendim. Cesur Kara Hasanoğlu. Memnun oldun mu? Benden korkmaya devam et.
can borçlusun koruna! Yalancı, sahtekar bu herif ya. Üstcan! Büyük sahtekar, büyük. Bana Üstcan borçlusun koluna! Güven ortamı bozuldu artık. Birlikte iş yapmamıza imkan yok. Zaten Tahsin Korludağ'la göz göze oturmaya benim de işin yetinmek. Bu süreç bitince babanla yollarımız tamamen ayrılacak. İntikam planı devam yani. Babam yaptı değil mi? Yine seni öldürmek için beni kullandı. Bir de beni kandırmak için annesinin babasını kullanıyor. Babasının hediyesini falan veriyor bana. Ne oldu? Yine başa mı döndük? Şurada dursana, biraz ineceğim. Ne oldu? Ya iyi hissetmiyorum kendimi, durur musun biraz? Hayır, duramam çünkü yol müsait değil. Görüyorsun yolu. Midem bulanıyor, durur musun? Ne? Bir dakika ya, fren tutmuyor. Ya durur musun şurada? Bir dakika, fren tutmuyor. Saçmalama Cesur, durur musun şurada? Kızımı Salih, indir onu arabadan Salih. Ona bir şey olmadan bul kızımı Salih. İşte geçen hafta tam da bu noktada... ne yapabilirim? Hala makyajım bitmiyor. Senin fark reklam etmediğin için. Bir şey var mı? Adrenalini seviyorum. Çünkü 15 dakikada evet. Zaten reklam vardı ve rujumu sürebilirdim. Peki. Evet. Geçen hafta tam da bu noktada kalmıştı. Cesur ve güzel. Bakalım... Soluksuz. Bu akşam ne olacak? Gerçekten giderek böyle heyecanın yükseldiği ve kalitenin yükseldiği bir dizi. Seyirciden de büyük ilgi görüyor. Cesur Özel bu akşam saat 20'de Star ekranlarında olacak. Evet. Bu heyecanlı sahnenin devamında ne olacağını göreceğiz bu akşam. Merakla bekliyoruz efendim. Peki şimdi Cesur ve Güzel demişken Tuğba Büyüküstü'nle ilgili bir haber var. Hı. Hemen onunla devam edelim istersen. Ve Tuğba Büyüküstü İsviçre'ye gitti. Ve orada Adriana Lima ile karşılaştıracak kadar bir haberle gündeme geldi.
Evet, Yıldızlar Partisi'ndeydi. Tuğba Büyüküstü'nün önceki gün tanıtımı olduğu bir markanın Cenevre'de düzenlediği bir partiye katıldı Tuğba Büyüküstü. İşte oradan fotoğraflar ekrana geliyor. Karolina Kurkova, Irina Shayk, Olga Kurilenko gibi, Adriana Lima gibi pek çok ünlü ismin yer aldığı partide Tuğba Büyüküstü'nde büyük ilgi görmüş. Saat falan mı bu? Evet. İsviçre'si. Aynen, İsviçre'si saat değil mi? Yani. Evet. Yani Tuğba çok güzel bir kız. Adriana'dan da bence daha güzel. Şimdi saçı kısa ya. Şimdi kadının saçı havalı yapıyor, biliyor musun? Yani kadını havalı yapan saçı. Şimdi saçı biraz eskisi gibi uzun olsa falan, yemin ediyorum suratı hepsinden güzel bence. Evet. Zaten gazetelerde Tuğba mı Adriana mı diye haberler çıktı bugün. Brezilyalı süpermodel Adriana Lima derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye katıldı. Tuğba Büyüküstü'nde üzerinde işte böyle nasıl tarif edilir bu Seren? Askılı. Yani dantel işlemeli. Ben çok beğenmedim elbiseyi. Öyle bu mi? Elbisesini beğenmedim. Güzel iddialı ama ya bak, omuzlar momuzlar. İddialı mı? Hiç değil iddiasız. Mi? Ben de çok iddiasız. Ben hiç beğenmedim elbisesini. Çok daha güzel giyindiği zamanlar var. Sade olmak güzel bir şey. Ama bu çok yani böyle büstiyerler normal dükkanlarda satılıyor mağazalarda. Yani hiçbir özelliği yok ama alt ayrıntıyı görmediğim için bilemedim. Ha, ama ne giyse yakışıyor mu? Ne giyse yakışıyor. Bence güzellik olarak da fizik, tamam hani Adriana sonuçta dünyaca ünlü bir markanın da biliyorsunuz modeli. Ama fizik tamam, boy başka ama yüz olarak gerçekten çarpar hepsini. Ben Adriana kıyaslayayım o zaman. İkisi de tanışmış biri olarak Adriana Lima ile de tanıştım. Tuğba Büyüküstü'nü tanıyorum. Ne diyorsun? Dolayısıyla ikisini kıyaslayayım mesela sana. Kıyasla ben, evet. Ama erkek başka tabii. Neyse. Senin şimdi kıyaslamalarını sen olmadık insanları beğendiğin olmadı için. Evet, hayır söyle. Ben burada sana katılacağım. Gerçi Adriana Lima tabii ki hani dünya güzeli, boy post falan filan model olduğu için, süper model olduğu için o başka bir şey. Ama hava, tarz, duruş olarak mesela tabii ki bizim Tuğba Adriana'yı ezer geçer. Şöyle bir şey var yani bir kadının konuşurken elektrik, karşındaki enerji insana etkilemesi var. Yani konuşurken bakışıyla dik bir kazak bile giyse bir seksapelliği var. Bu konuşmasına yansır, bakışına yansır. Ben Tuğba'da öyle görüyorum. Bir kadın da öyle olmalı zaten. O yüzden ben beğeniyorum. Onun evet, bir gizli bir hali var. Değil mi? Bir saklı bir hali evet, var. Ben onu çok seviyorum yani. Ama bu saçını sevmiyorum, onu söyleyeyim. Yakışmıyor neden? Ben. Yakışıyor. Ben kendi kadına saç yakışıyor. Ben onu öyle düşünüyorum. Ben kadını uzun saçlı seviyorum. Onu da uzun saçlı seviyorum. Yani bu yakışmadı mı? Yakıştı. Ama uzun saçla çok bambaşka. Kara para aşktaki hali efsaneydi mesela. Orada saçlar uzundu ama evet, burada da cesur ve güzel dedi. Kısa saçlı Kıvanç'la beraber gayet uyumlu bir çift oldu. Ama yani hani oldular, böyle bir geceye o saçlarla falan gitmiş olsaydı olay çok daha başka ama olurdu. Ama şu baksana şu fotoğrafa. Evet yok güzel. Ya, şuradaki fotoğraf şu çok güzel. Yok çok güzel evet. Gerçekten güzel fotoğraf ya. Yo ben de çok beğendim. Bak. Bizim Türk kadınlarının güzelliği bizim şanssız olmuş olmamızın sebebi orada. Aynen bak. Yıldızlar farklı şartlarda onlar. Gazetem en güzel fotoğrafı gene bulmuş koymuş biliyor musun? Bak sizin, en güzel fotoğraf şu. Sizin gazete mi? Tabii. Ara en sıra güzel şeyler yapıyorsunuz. Peki günün sıcak haberiyle devam edelim. Tuğba Büyüküstü'nü akşam izleyeceğiz. Cesur ve Güzel'de efendim. Ama günün sıcak haberine geçelim. Günün sıcak haberi Ferman Toprak'la ilgili. Ne olmuş Ferman'a? Ferman Toprak'ın bir açıklaması var biliyorsun. Ferman Toprak'ın menajeri bizim programa bir açıklamada bulunmuştu. Evet. İsmet Günbey'i ve o açıklamada Ferman Toprak ve ilişkileri hakkında çeşitli iddialar da ortaya atmıştı. Evet. İsmet Bey. Şimdi Ferman Toprak karşı atağa geçmiş ve menajerim beni öldürmek istiyor diye gazetelere bir açıklamada yapmış. Tespih şarkısıyla ünlenen türkücüden korkunç iddia diye yer alıyor gazetede bu haber. Detaylarını verecek olursam Ferman Toprak'ın aracı 13 Ekim gecesi Şişli'de sahneye çıktığı gece kulübünün önünde kurşunlandı. Geçen 13 Ekim'de. Teksas'a döndük ya.
Yani bundan 4-5 ay önce seyir halindeki bir araçtan açılan ateş sonucu toprağın lüks otosuna 10 kurşun isabet etti. Oh. Olay sonrası saldırgan ya da saldırganlar kayıplara karıştı. Toprak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaparak suç duyurusunda bulundu. Ünlü türkücü aracını eski menajeri İsmet Günbey'in kendisini öldürtme maksadıyla kurşunlattığını iddia etti. Ben seviniyordum artık bu işler bitti diye. Biliyorsun çok eski yıllarda böyle mafya o tip şeyler falan vardı. Herkes herkesi vuruyordu, ediyordu. Sonra birdenbire bunlar, bu haberler yok oldu, bu işler yok oldu ve bir herkes bir rahata ermişti. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş tekrardan böyle şeyler duymaya başladım ve çok ürkütücü. Yani 10 tane merminin fermana yani isabet etmemesi de bir enteresan değil mi? Yani Allah korusun adama... Şimdi bu tür olayların arttığı tespitine katılmıyorum. Çünkü artık ciddi şekilde güvenlik kameraları, mobeseler, olayların tamam da çözülmesinde... Tamam da hiç yoktu bir ara bak. Bunu böyle şeyler hiç gece kulüpleri... Bu da ama geçen mesela falan... Ekim ayında olan bir olaydı ve hani ben de şimdi 10 kurşun isabet ettiği bir olay mı bu? Bilmiyorum. Şimdi birazdan İsmet Günbey telefonumuza bağlanacak ama bununla ilgili hani mobese kayıtları vardır ve sözü geçen yer Etiler. Etiler'de çalıştığı gece kulübünün önünde. Yani şimdi Ferman Toprak'ın Etiler'de sahneye çıktığı mekanın orada illa 10 ayrı farklı açıdan mekanlardan, mobese kameralarından illaki görüntüleri vardır. Dolayısıyla böyle bir saldırının gerçekleştiğinde zaten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş Ferman Toprak. Hani kimin yaptığı, ne yaptığı mutlaka yapar ki kolayca. Böyle şey? Şimdi İsmet Günbey'in açıklaması vardı. Bize istersen bir onları izleyelim. Belki ona karşılık böyle bir açıklama yapmış olabilir. Hayatı tespih yapmışım, sanıyormuşum. Adını duydukça anlıyormuşum. İsmet Bey, Ferman Bey'in menajerliğinin yanı sıra 15 yıllık dostu. Hatta bir zamanlar aynı evde kalacak kadar yakını. İsmet Bey Ferman Toprak'ın geçtiğimiz sene Ekim ayında evlendiği Hilal Öztürk'le ilgili çok önemli itiraflarda bulunuyor. Ferman Toprak eşi Hilal Öztürk'e eskiden yenge diyordu. Yanlış bir evlilik yaptı. Yanlış bir evlilik yaptı derken şöyle bir yanlış evlilik yaptı. Şimdi Ferman Bey'in eşi, Ferman Bey'in en yakın arkadaşı, abi dediği kişinin eşiydi. Yani pazar günleri evine kahvaltıya, mangala gittiğimiz bir insanın eşiydi. Eşine, yani Hilal Hanım'ın eşine abi derdi. Hilal'in kendisine de yenge derdi. Abi diyecek kadar kendisine yakın bulduğu ve her pazar evine gittiği birinin eşiyle aşk yaşadığı iddia edilen Ferman Toprak, duygularını ilk olarak da İsmet Günbey'ine açmış ama hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış. Ben dedi Hilal'le yazışıyorum. Nasıl yazışıyorsun? İşte bizim ikimizin birbirine ilgisi başladı. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum diye defalarca biz bunu tartıştık. Ben de defalarca ona yanlış yapıyorsun diye söyledim. Sevmişim bu kadar kendimi bilmeden, sevmişim bu kadar kendime gelmeden. İsmet Bey'in iddiasına göre Hilal Öztürk boşandıktan sonra Ferman Toprak'la daha sık görüşmeye başlamış ve bu olayda çevresindekileri rahatsız etmiş. Ferman Toprak da gelecek tepkileri önlemek için Hilal Öztürk'le 2015 Ekim ayında Almanya'da sürpriz bir şekilde evlenmiş. Ferman eski arkadaşının eşiyle, işte eski arkadaşının karısıyla flört olayı duyulmaya başladı. İnsanların içinde bu yavaş yavaş yayılmaya başladı. Ta ki kalkıp bir yayılmayı kesmek için hızlı bir şekilde evlilik yapmaya başladı. Evlilik oldu. Yani evlendiler. Evlendikten sonra da zaten aslında evlenmek insanları bir şekilde susturmaktı. Ben hiç böylesi çaresiz kalmadım. Ben hiç kimseye bu kadar yanmadım. Evet, menajer İsmet Günbey'in açıklamaları böyleydi, bizim programa yaptığı özel açıklamalar.
Bunun üzerine tabii ki biz Toprak ailesine de, Ferman Toprak'a da, eşi Hilal Öztürk'e de ulaşmaya çalıştık. Ama bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak istemediler o günden beri. Evet. Ama bugün gazetelerde menajerim beni öldürmek istiyor diye Ferman Toprak'ın bir açıklaması var. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Ben Ferman Toprak'ı herhalde bir 16-17 yıldır falan tanırım. Ferman'ı da gerçekten insan olarak çok severim. Çok saygılı, efendi falan bir çocuktur yani. Gerçekten böyle bir şey yaşadığını ben, yani eşini de bir şekilde tanıdım, bilmiyordum. Yani gerçekten böyle bir senaryoyu ve böyle bir hikayeyi ben bu beyefendinin bizim programa bağlanmasıyla öğrendim. Öğrendikten sonra da aslında eşiyle de görüşmek istedim, kendisiyle de görüşmek istedim ama bir şekilde görüşmek istemediler. Şimdi herkes bizim programlarımızda bir iddiası varsa bağlanabiliyor. Çünkü zaten programlarımızın konsepti bu. Her seferinde yeniliyorum çünkü yanlış anlaşılmayı da sevmiyoruz aslında. Şimdi bu beyefendinin bir iddiası varsa biz bunu yayınlamak zorundayız. Ama herkese bir söz hakkı tanımakta durumundayız ve tanıyoruz da. İsteyen Ferman da olsun, eşi de olsun bağlanabilirler. Aynen. Benim sadece kızdığım şöyle bir şey var. Bu menajerler ve yakın insanlar, sanatçıları olan, yani yanımızdaki insanlar. Belki bunu herkes biliyordu, ben bilmiyordum mesela. Kalkıp da eski çamaşırları veyahut da kirli çamaşırları veya söylenmeyecek sırları kalkıp yollar ayırdıktan sonra herkesin önüne çıkıyor. Buna çok kızıyor. Soralım İsmet Bey. Soralım. Günaydınlar İsmet Bey. Günaydın, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz, teşekkür ederiz. İsterseniz Seren'in sorusuyla başlayalım. Neden? İsmet Bey, şimdi herkes öyle bir şey düşünüyor. Ben de düşünüyorum açıkçası. Yani sizinle zaten konuştuk da, mesajlaştık da ama siz 17 yıl değil mi beraberdiniz? 15-16 yıl. Bayağı da uzun bir süreç aslında beraberdiniz. Evet, evet. Şimdi insan kardeş gibi oluyor, akraba gibi oluyor, aile gibi oluyor. Sonra neden hani bunları söyleme gereği hissettiniz? Biz yayınlamak durumunda kaldık ama. Şimdi söyleme gereği hissettim derken Seren Hanım, ben böyle bir şey zaten söylemedim. Hayır, şöyle yani biliniyor muydu bu olaylar? Bu zaten biliniyordu, bir kenara bırakalım. Şöyle bir şey vardı. Ben zaten bunu ayrıldığımız süreden sonra kalkıp işte bunu insanlara ben söylüyormuşum gibi kendisi lanse etti. Ben değil. Ama insan... Yani bunu herkes zaten biliyordu. Bunu işte şey yapıyorlardı. Ondan sonra diyorlardı ki işte yok böyledir. Bunu hep İsmet şey yapmış. Şimdi biz Ferman Bey'le yollarımızı 5. ayda ayırdık. Aradan 8 ay geçmiş. Hani ben 8 ay söylüyorum. 8 ay süre zaten kalkıp bunu sürekli işte bunu İsmet yapıyor. Bunu İsmet söylüyor. Bunu zaten herkes biliyordu. Bu olayları. Evet, herkes biliyordu bunu. Ama kalkıp kimse bunu şey yapmıyordu. İşte basına söylemiyordu. Gizli bir şekilde gizli tutuluyordu. Siz bunu ilk söylediniz ve bugün de Ferman Toprak menajerim beni öldürmek istiyor diye bir açıklama da bulundu. Ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Yani siz mi kurşun attırdınız arabasına? Ya Seren Hanım, ben yani Ferman Bey'in aracını niye kurşun atayım? Bundan 3 ay önce olmuş. 3 ay önce olmuş şeyi kalkıp bugün neden şey yapıyorlar? Tamamen benim için kalkıp Karal'da bir şey yaptığımdan sonra kalkıp tamamen karalama, iftira gibi bir şey bu. Zaten bununla ilgili işte avukatla da görüştüm. Ben neden bunu yapayım? Hani bunu yapacak olan bir kişi kalkıp televizyona niye bağlansın? Zaten her gün sahne aldığı yerde haftada bir zaten bir olay oluyor. Her gün kurşunlanma oluyor. Her gün birisi ölüyordu. Orada. Her evet. Gün birisi ölüyor. Yok evet abi. yani bunu şeylere bakarsanız yani yazın Google'a yazdığımız zaman Ferman Toprak kurşunlanmadı. Her gün kulüpte oluyor. Ben zaten beraber çalıştığımız dönem 5 yıl içinde bir sürü tatsızlık oldu. İnsanlar şarkı istiyor. Yani sonuçta alkol oluyor insanlar. Parça istiyorlar. Parça okunmuyor. Okunmadıktan sonra tatsızlık çıkıyor. Ki artı yani bir sürü şeyler var. Yani kalkıp bunu hani beni işte bunu yok İsmet yaptı. Yok İsmet aracı kurşunlattı. Yani bu 3 ay 4 ay önce olmuş bir şey. Niye kalkıp hani 3-4 aydır böyle bir şey kalkıp kamuoyuna basına vermese bugün veriyor. Bugüne kadar herhangi bir şikayette bulunmadı mı Ferman Bey bununla ilgili? Yani bulunmuş veya bulunmamış ben bilmiyorum. Ama ben bugün kendim için avukatla görüştüm. Kendim zaten gidip bugün kendi suç duyurusunda bulunacağım. Tamamen karalama. Yani bunu onun yakın çevresi, benim yakın çevresi. Bunu herkes biliyor. Yani hani okey belki ben size bağlandım. Belki yalan haber yapıyorum. Yani bunu benim etrafımdaki herkes biliyor. Yani bu şahıs mesela kalkıp 3-4 kere babamın yanına geldi. Niye geldi?
Şimdi zaten böyle bir iddiada bulunursa karşı taraf, eğer bunu ispatlayamazsa ve aleyhine ispatlanırsa bu durum, sizin tabii ki hakkınız olmuş oluyor. Çünkü iftira atılmış oluyor size eğer böyle bir şey olursa. Ama ben de şunu anlamıyorum. Neden sizi hedef gösteriyor? Yani sizden böyle bir büyük kötülüğü niye bekliyor? Sizin aranızda ne geçti de siz bu kadar kötü oldunuz? Tamamen işte bu, yani normalde aramızda, o zaman da söyledim. Bu oturduğu yerdeki ev alışverişinde. Çünkü çok uygun bir rakama ben o evi aldım oraya. Kendisine. Tamam. Ondan sonra kalkıp bu evi alındığı zaman tapudan çıktığımızda verilen bir söz vardı. Bu söz yerine getirilmedi. Ondan sonra ben kalkıp araya insanlar koydum. Bakın benim bu arkadaştan alacağım var. Neden vermiyor diye şey yaptığında tamamen konu buradan patladı. Şimdi o zaman şöyle bir şey iş değişti şimdi birazcık. Şimdi çünkü biliyor musunuz, birilerinden bir şey istemek ve birilerini aratmak artık suç. Yani insanlar bu yüzden çete üyesi olarak bile yargılanabiliyorlar ülkemizde. Yani siz bir şey rica edersiniz adam tanıdık diye. O adam da o aranan bir adam olur mesela diyelim. O da aradığı zaman siz hem azmettirmiş olursunuz hem de gerçekten suça ortak olmuş olursunuz. Acaba sizin yardım istediğiniz kişiler bu işlemi yapmış olmuş olabilirler mi? Hayır, sizden şöyle, habersiz. Ya, şöyle, araya giren insanlar, yardım istediğim kişiler öyle hani kimliği belli insanlar değil. Hepsi iki yani benim ve onun ortak arkadaşları. Yani ricacılar, ara bulucular. Tabii mesela kendisiyle sürekli görüşen, evet. Yani bu arkadaşlarımız bizim. Bunlar şimdi, kalktı araya girdi, işte ayrıldıktan sonra dediler ki işte bak Erman böyle bir ev almışsın ki bunu herkes biliyor. Ki onun da çok yakın tanıdığı bir kişi araya girdi, bu konuya şahit oldu. Şimdi size ne kadar verecekti? Kaç lira borcu var? 100 bin dolar. 100 bin, kaç liralık bir ev bu? 2,5 milyonluk bir ev, yani normalde 4 milyonluk bir evi 2,5 milyon aldım ben kendim. Bizim siteden. Evet. Bizim siteden. Ondan peki. Dolayısıyla evet. Siz o kadar bir indirim sağlattığınız için 4 milyonluk evi de yarı yarıya almak, vallahi bravo, emlak dahisiymişsiniz. Yani 900 bin dolara ben ev aldım. Öyle mi? Sıkışanlar oluyor, evet. Vallahi neredeyse %... Siz onu öyle indirimli bulduğunuz için 100 bin dolar da Ferman Bey'den verecekti size. Onu vermediği için... Şimdi şöyle diyeyim, ben normalde ben bunu kalkıp dışarıdan herhangi birisine zaten bu evi şey yapmış olsaydım zaten 100 bin dolar gibi bir rakam alırdım. Evet. Peki sizin emlak ofisi şeyiniz var mı elinizde? Hayır yok. Bu ama bunu nasıl istiyorsunuz o zaman? Şöyle, bu tamamen arkadaş ortamı. Arkadaş olarak istemiş olabilir canım. Seren Hanım. Şöyle bir şey oldu. Ama resmi olarak isteyemez işte. Resmi olarak isteyemez zaten. Yani arkadaş olarak, bakın şöyle bir şey var. Siz söz olarak isteyebilirsiniz ama bunu. O da size vereceğim diye söz vermiş olabilir ama. Hukuken baktığımız zaman eğer siz bir emlak ofisi değilseniz ve böyle bir ehliyetiniz yok ise elinizde, sizin onu hukuken isteme veyahut da dolaylı yönden farklı birilerinden isteme hakkınız gene olmuyor. Siz ancak ona telefon açıp diyebilirsin ki arkadaşım sen bana söz vermiştin. Vermezse de gene bir hak savunamazsınız değil mi? Ben öyle biliyorum. Tabii yani öyle vermezse zaten. De tabii ki yani. Gönlü vermez yani. Tabii hani. Şöyle zaten hani ben kalkıp emlak ofisinde kalkıp hani şey yapmadım. Ben şöyle bir gelişme oldu. Şimdi biz tapuya gittik. Hatta ben kendim de istemedim. Biz tapuya gittik. Tapudan daireyi aldıktan sonra kalkıp dedi ki ben dedi 8 yıldır dedi burada dedi kirada oturuyordum dedi. Hatta önceki röportajımda da söylemiştim. 8 yıl burada kirada oturuyordum dedi. Sayende dedi burada dedi çok uygun fiyata ev sahibi evet. Oldum. Bu evde otursam da bu evi satsam da ben de 100 bin dolar alacağım var dedi. Bunu kendisi söyledi. Ben yani kalkıp kendim istemedim. Sen bana buradan 100 bin dolar şey verecektin diye. Çünkü ben evi gerçekten çok uygun bir rakam aldım. Ki Seren Hanım siz de bilirsiniz yani oradaki kur 2600 lirayken ben 900 bin dolara ev aldım bunu kendisine. Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Siz haklı olabilirsiniz. O size vermiş olduğu sözde durmamış olabilir. Ama yine de söylüyorum etik olarak. Beraber zaman geçirmişsiniz, en yakını olmuşsunuz, sırdaşı evet. Olmuşsunuz. Ne olursa olsun, vermese de Allah'a havale edip, çünkü neden? Hukuki bir şey yok ki aranızda. Özel sırlarını, hayatını, hani deşifre etmiş olmanız, evet doğru bir şey yapmamış olabilir. Yani o onun hayatı. Bana da çok ters gelen bir durum. Benim arkadaşım yarın yüzle gelsem suratına da söylerim ama... en yakınlarından hani onun hayatının alakalı, özeliyle alakalı bir şeylerin deşifre olması güzel de bir durum değil aslında. Şimdi şöyle tamam okey bu konuda haklısınız ama ben zaten geçen şeyimde de ben parada değilim. Ben yani kalkıp burada işte ya 100 bin dolarımı vermedi bundan kalkıp böyle şey yapıyorum. Şimdi şöyle bir şey var.
Ben bu paradan zaten vazgeçtim. Bu parayı istemeyi de bıraktım. Zaten şu son 4-5 aydır parayla ilgili... Ama siz şimdi diyorsunuz ki yenge dediği kadınla evlendi diyorsunuz. Şimdi şöyle, kalkıp ben normalde kendisiyle yollarımı ayırdıktan sonra benim dışarıdan yaptığım işlere kalkıp bu sefer balta vurmaya başladı. Yani ben bu sefer parada değilim. Yani şu an şimdi hani burada kalkıp işte menajer çıkıyordu. İşte paranın peşinde koştuğu için böyle bir karalama yapıyor. Onun hiç bununla alakası yok uzaktan yakından. Ama bir şey söyleyeyim mi? O sizin işlerinize balta koymaz. Siz kendi kendinize de baltalıyor olabilirsiniz kendi işlerinize. Yok ben çünkü ben mesela sanatçı olsam derim ki ya bu Ferman'ın her şeyini çıktı açıkladı. Yarın öbür günde hani ben ona güvenirim. Aynı şeyleri benim için de yapabilir diye düşünebilirim. O yüzden diyorum ki ben hani Ferman'ın özelini çok anlattınız ya hani yani daha herkes biliyor olabilir. Herkesin konuşması da insana dokunmaz. İnsana kimin dokunuyor biliyor musun? En yakınlarının yapmış olması çok dokunuyor. O açıdan söylüyorum size. Bunu bir noktaya getirmeyi düşünüyor musunuz yoksa vallahi siz de ona mı yani dava bu... açıyorsunuz? Nedir sonunda? Ben zaten dava açıyorum bugünkü bu şeyden dolayı. Hani 3 ay önce olmuş bir şey. Hani niye kalkıp bugün? Hani 3 ay geçiyor konunun üstünden. Bugün kalkıp işte gazete röportaj göre işte böyle eski menajerim beni öldürtmek istedi. Evet. Şimdi çok sizde suçlama. Yani suçlama bu bir iddia. Şimdi ben kalkıp eski menajerim beni öldürtmek istedi dedikten sonra hani kalkıp niye bunu 3 ay sonra? Bir ikincisi kalkıp bunu yapan adam kalkıp niye röportajı yapıp işte kanala çıksın, oraya bağlansın, buraya bağlansın. Peki, İsmet yani... Bey son bir soru sorayım. Bu 100 bin doları 100 bin lira olarak ödemek istemiş Ferman Bey size. Hatta taksitle ödemiş gibi bir takım iddialar var. Ya şimdi şöyle ben normalde 100 bin dolar alacağım. Bunu yaklaşık 35 bin dolarını TL olarak zaten ödedi. O zaman 100 bin dolar alacağı yok. Yok 65 bin dolar zaten. Normalde 65 bin dolar. Yani bunu kalkıp 65 bin dolarını ödedi. Ben tekrar diyorum ben parada değilim. Anladım. Ben parada değil değilsiniz. Parada olduğu için zaten bu kadar olay oldu da bence. Şimdi siz 65 bin dolar daha istiyorsunuz Ferman'dan öyle mi? Bir ikincisi Selam Hanım bir de kalkıp benim ismimi kendi sosyal medyasında bundan 1,5 ay önce kendi sosyal medyasında açıklama yaptı. İşte böyle İsmet Günbey'le hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Bu tamamen hani kalkıp böyle arayısı oturup bu 65 bin doların üstüne yatmaktı. Yani kendisi benim ismi kullanıyor. Ben size daha bağlanmadan önce kendisi sosyal medyasında kalkıp işte böyle bir yayınlama yaptı. Yani o öyle böyle herkesin parasına falan yatacak bir çocuk değil mi? Evet siz daha iyi bir öyle bir çocuk değil ya aslında. Ya yani işte, ama şimdi keşke... şöyle bir dakika ama şöyle bir şey var. Şimdi siz çıktınız dediniz ki arkadaşınız karısına yenge diyordu. Evlerine gidiyordu. Kahvaltı ediyordu. Kadından sonra gitti adamdan ayırdı. Kadınla evlendi. Şimdi bu kadar laftan sonra da vermez yani. 65 bin dolar bir soğuk su içeceksin artık yani. Şimdi Seren Hanım. Ben de o sözü alalım evet İsmet Bey. Yani ben gerçekten eğer burada anlatsaydım sizin programınıza katıldığımda bunların hepsini eğer bütün bildiklerimi anlatsaydım şu an insan yüzüne çıkamazdı. İnsan yüzüne çıkamaz. Bu anlattıklarınız çok az kısmı diyorsunuz. Bu az kısmı yani evet. O çok çok iyi bilir. Acı Badem Hastanesi'ni çok çok iyi bilir. Yani İyi bilir o. Kendisi çok iyi. Yani anlatmak isteseydim ben bunları da anlatırdım. Ama yani bizim tavsiyemiz bu tabii ki gerginliği, tartışmayı daha fazla. Siz de 35 bin dolar almışsınız. Bu açıklamaları da yapmış oldunuz. Artık noktalansın. Bence, tavsiyemiz tabii ki. Bence bakalım ne olacak. Siz bu konuşmaları artık bence durdurun. Sadece hakkınızı arayabilirsiniz. Eğer siz o arabayı kurşunlattırmadıysanız tabii ki hakkınızı arayın. Ama bence Ferman Toprak'la ilgili konuşmalarınıza da özeliyle ilgili en azından. Evet ben de duydum, ben de üzüldüm ama daha fazla bence devam etmeyin. Yani bu benim... Teşekkür ediyoruz İsmet Bey. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun, günler. Teşekkürler. Evet. Bence... 100 bin dolar meselesinden çıkıyor. Bu benim çıkıyor. Fikrim. Yani gene yanlış da olabilir. Bu adamcağızın bu kurşunlamayla falan hiç alakası yok. Bence de yok. Bence de hiç yok. Olduğunu tahmin etmiyorum ama. Alakası. Ama konuşması da niye doğru değil? Çünkü en yakınlarından insan, herkes konuşsun önemli değil. Benim hayatım, yanlışı da benim, doğrusu da benim der insan. Ama en yakınlarının konuşmuş olmasına içerleyebilir yani. Evet. O yüzden de doğru değil. İnsanın çalışanının ayrıldıktan sonra sırlarını açığa çıkartması falan. Bence doğru değil. O doğru değil yani. Yani dünyada da tabii kitaplar yazılıyor falan filan ama bunlar hep tartışma konusu olan şeyler. Doğru kitaplar yazılıyor. Ben de, izin alarak mı yazılıyor, izin almadan mı? İzin almadan da yapan menajerler şeyler oluyor. Futbolcularla ilgili, sanatçılarla ilgili
böyle... O zaman hep hiç bu yakınlarımıza güven, en yakınlarından gelir ya her şey. Evet. Demek ki güvenmeyeceksin. Yani bu adamcağız için söylemiyorum ama... Zaten i̇yi herkesin bildiği bir şey. Evet, lazım. Evet, gerçekten. İyi sözleşmeler yapmak peki, lazım. Peki, İzmir'e uzanalım. Çalgı Çengi'nin İzmir'de galası vardı. Ve Ahmet Kural, Murat Cemcir İzmirli hayranlarıyla buluştu. Artık günü geldi. Biz mafyadan ayrılacağız. Mafyadan çıkmak ne kadar zor olabilir ki? Hayır, nedir yani? Çalgı Çengi ikimizle Işıl Işıl İzmir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı Çalgı Çengi ikimiz filmi için Türkiye turnesi kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmir'de oyuncuların da katıldığı özel bir gösterim yapıldı. Vallahi çok güzel, acayip bir kalabalık var. Maşallah. Acayip. İzmir'i çok seviyoruz. İzmir başkanı. Evet, İzmir'i çok seviyoruz. Geçen sene de bize en çok duyuyoruz yapan yer. Biraz daha gelin böyle. İzmir galasında salona giren oyuncular ışıl ışıl telefon ışıklarıyla karşılaştı. İzmirli hayranlarının İzmir'e hoş geldiniz La Bebeler pankartıyla alkışlarla fuaye alanına giren Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Selçuk Aydemir hem fuaye alanında hem de sinema salonunda sinema severlerin sorularını cevaplandırdı. Ahmet Kural! Herkes gider Mersin'e, biz gideriz Mersin'e. Herkes gider Mersin'e, biz gideriz Mersin'e. Akıllısın, zekisin ama çalışmıyorsun Mersin'e. Akıllısın, zekisin ama çalışmıyorsun Mersin'e. Filmin yönetmeni Selçuk Aydemir, Çalgı Çengi filminin devamının geleceğini ama bunun için biraz bekleyeceklerini söyledi. Ayrıca Aydemir, gelecek sene Ocak ayında yeni bir şey deneyeceğiz açıklamasında bulundu. Yani çok klasik. Hadi. Abim. Ne yapıyoruz lan? Ne yapalım abi? Aynı. Murat Cemcir, ikinci filmi ilkinden daha fazla izlensin diye yaptık diyor. Tabii ki daha fazla izlenmesin diye yaptık. Ve hani ilk haftasında 1 milyon seyirciye ulaştık bir haftada. Çok teşekkürler gerçekten arkadaşlar. Bizim için çok güzel bir rakam bu. Bir kız hayranının Ahmet Kural'a "Ahmet, sevgilin var mı?" diye bağırması ve bir çocuk hayranının "Baby Face'ini neye borçlusun?" sözleri salonda kahkaha kopardı. Ahmet Kural'a İzmirli kızlardan aşk mektubu. İzmirli kadın hayranlarının Ahmet Kural'ın önüne attığı mektuba oyuncu gülerek cevap veriyor. Çok güzel bir rakam bu. Şimdi salonlara geçiyoruz. Salona. İzmir'in ardından Antalyalı sevenleriyle buluşan ekip yine izdihamla karşılandı. Ülkede 14 şey falan gezdik. Ben lafımı bitireyim mi abi? Evet, Çalgı Çengi'nin İzmir galası. Böyleydi. İstanbul'da, Ankara'da gala yaptıktan sonra İzmir'de de yaptılar. Ve 1 milyon 400 bin kişiye ulaştı süper, Çalgı Çengi. Süper. Evet, de iyi gidiyor. Ve hoş geldin İbo. Hoş bulduk. Küçük İbo mu diyeceksin? İbo, bir şey söyleyeceğim. İçeriye gittim tabii, seni çok uzun zamandır görmedim. Ben de içeride küçük İbo arıyorum. Bir baktım. Aa dedim, baktım bu yani insan yine öyle görünüyor ya, evet. yine öyleyiz ya, yine öyleyiz yani, bir küçük şey gibi oyuz. Ya hiç değişmemişsin biliyor musun? Çok tatlı aynı ki yani, o biraz daha büyümüşsün yani, o kadar. Yani tabii o çocukluğun şeyi kalmıyor, şirinliği kalmıyor tabii. Yok, şimdi... çok şirinsin. Aynı gözlerin, küçük yani, yüzün. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Ne küçük İbo denmesinden mutsuz musun, değil misin? Küçük İbo denmesinden mutluyum. Neden mutluyum? Diyebiliriz yani sana. Diyebilirsiniz tabii ki. O benim kendi adım. Ben o isimle, Küçük İbo ismiyle piyasaya çıktım. O isimle ekmeğimi kazanıyorum. İsmimi seviyorum.
Bir de her şeyden önce hani yaşım ne kadar büyük olursa olsun i̇şte küçük bir... İbo kalması çok güzel. Tabii 60 yaşına gelince gene küçük İbo kalacak. Evet, 60 yaşında olsun. Benim bu arada soyadım da küçük. Evet. İbrahim Küçük olarak geçiyor. Hatta son yaptığımız çalışmada İbrahim Küçük olarak albümü çıkarmıştık. Ama İbrahim Küçük olarak çıkarmakla hata etmişiz. Bayağı bir zorlandık onun promosyonunda. Kim bu İbrahim Küçük diye değil mi? Aynen öyle oldu. Şimdi hatamızı anladık. Bir dahaki çalışmada, yeni single çalışmamızda inşallah tekrar Küçük İbo olarak piyasaya çıkaracağız inşallah. Evet. Bence sen Küçük İbo olarak. Yani öyle olacak artık evet. Çünkü biz İbrahim Küçük. Tanıdık. İbrahim Küçük olmuyor. Biraz zor oluyor. İbrahim Halil, bir de ikinci adı Halil miydi? Halil de var da onu. Bir de 2014 İbrahim yani. Halil Küçük yap ki tam kafayı karıştır. Tam kafayı karıştıralım ondan sonra. Yok, kimse tanımaz bizi. İbo iyidir yani. Evet. Evlendin mi? Yok, evlenmedim ama evlenmeyi düşünüyorum artık. Evliliğe hazırım. Benim beklememin sebebi askerlik vardı. Ben askere geç gittim. 30 yaşında gittim. Askerliğimi de yaptım. Her Türk genci gibi vatani görevimizi de yaptık. Allah'a şükür. Hazırız artık. Kaç ay hazırız. Askerlik? 12 ay yaptım. 1 yıl yaptım. Baksana tatlıymışsın. Hmm. Bak bak. Şimdi kaç yaşındasın? Şimdi 32 yaşındayım ben. 32. Bir buçuk sene oldu askerden geleli. Şimdi sen tabii bayağı ki hedefim, adam olmuşsun be. Hedefim küçük inşallah. Küçük İbo diye, bize. Evet. Peki Ferzan Toprak hattımızda. Ferman'ın kardeşi. Aynı zamanda onu. Avukatı söz hakkı vermek için Toprak ailesine de bağlı. Ferzan Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diyorum. İyi teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne diyorsunuz? Bugün Ferman abinizin menajerim beni öldürmek istiyor diye bir açıklaması vardı. İsmet Bey de o kurşunlayan ben değilim ve avukatımla dava açacağım diye bir açıklamada bulundu az önce. Tabii şimdi öncelikle yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. İsim Berzan, Bolu ile başlıyor. Berzan Toprak. Ben Ferzan anladım. Evet. Berzan, Bolu okay. ile başlıyor. Şimdi öncelikle o arkadaşla ilgili... Tabii ben yayınınızı izleme fırsatı buldum biraz önce. Öncelikle Selen Hanım çok güzel sorular yönetti kendisine. Keşke bu soruları geçen sefer yayına aldığı zaman da sorsaydı. Bu kişinin gerçek yüzü ortaya çıksaydı. Yani işte ben bazen işte demek ki geç gelmiş, kusura bakmayın. Bazen evet. O anda ama o günkü konumuz aslında farklı bir konuyla bağlanmak istedi. Bugün şimdi o günkü konuda da bir samimiyetsizlik vardı. Çünkü bu kişinin hakkında kısa bir araştırma yapsaydınız bence yayına bile almazdınız. Önemli değil, artık yayın yapılmış ama oldu. Ama menajeri olmuş değil mi Ferman'ın uzun bir zaman? Uzun bir zaman değil, çok kısa bir zaman. Ha, yani en fazla 8-10 aylık bir süredir. Hmm. Esas işin özü şudur. Öyle 100 bin dolarlar falan bunlar tabii o arkadaş çok sever böyle yalan söylemeyi. Yani Ferman Bey'in karakterini bilenler bilir. Ferman Bey kendisi alakası olmayan paraları bile ödeyen birisidir. Kendisine aracılık eden birisine bir parasını ödemeyi. Öyle bir şey mümkün değil. Tabii mesele şu, İsmet'le ilgili mesele şu, biz bunun hakkında demin bir soru sordunuz. Yani kendisi diyor ki 3 ay önceki bir mesele niye bugün gündeme geliyor? Birincisi bunu gündeme getiren biz değil. İkincisi biz 2-2,5 ay önce uzat ve karısı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk zaten. Ancak değerli basın bunu bugün haber yapmıştı. Kaldı ki biz öldürecek... Yani o arkadaşın öyle bir tapu da yok zaten. Ben net bir şey söyleyeyim. Kardeşi Vasfi de bunu söylüyorum. Hı-hı. Kardeşi Vasfi de bunu söylüyorum ama şimdi o arabanın kurşunlandığı dönemde bir saat öncesinden, üç saat öncesinden sosyal medyada kendisinin ya direkt ya da doğrudan kendi hesabında yaptığı paylaşımlar var. Tehdit mesajları var. Ferzan Toprak'a yönelik tehdit mesajları. Ferman. Tabii ki. Yani tehditten kastım nedir? Sen göreceksin. İşte ben biliyorum yapacağımı gibi laflar. Hmm. Şimdi bu kelimeler üzerine bakın Ferman Toprak arabanın içerisindeyken değil. Arabası otoparktayken boş arabanın üzerine kurşun sıkılmış. Şimdi malumunuzdur. Polis ifade aldığı zaman şüphelendiğiniz birisi var mı diye sorar size değil mi? Aynen. Tabii. Biz de şüphe üzerine bundan şüpheleniyoruz demiş. Biz. İkincisi bu kişinin yaptığı dolandırıcılıkla ilgili bizim savcılığa yaptığımız suç duyurusu var. Dolandırıcılığı çok kısa özetleyeyim. Bu adam karakteri o kadar erozyona uğramış ki karısını bile bu dolandırıcılık faaliyetinin içerisine katmış biri. Bakın bunu net canlı yayında söylüyorum çünkü bunun belgeleri var dedi. Yani kendi eşini de mi dolandırmış diyorsunuz? Bakın ben izah edeceğim size. İki şekilde oluyor bu. Bir, karısının ismi Kader Günbey'i. Bakın ismini de veriyorum burada. Dekontları bizde. Ferman Bey'in menajeri olduğu dönemlerde dönüp İş teklifinde bulunan, yani Ferman Bey'i düğüne çağırmak istiyorlar veya da ekstra programa çağırmak istiyorlar.
Berman Bey'in menajerlik hizmeti olarak verdiği telefon numarası bu zatın elinde. Bakın bu kişilerle yaptığı görüşmeler için bir kısım yaptığımız tespitler şu. Müşteriyle örnek veriyorum 40 bin 50 bin gibi rakamlar anlaşıyor. Dönüp Berman Bey'e diyor ki Berman Bey biz yeni bina anlaştık adamların durumu yokmuş. Bunun herhalde üzerine Berman Bey tabii ki diyor durmak düğüne katılır sorun değil. Durumu yoksa da yok biz istemeyiz de düğünlerine gideriz. Tanrım ev böyle gönlü geniş bir insan mı siz de bunu biliyorum çok istiyorsunuz. Biliyorum ben biliyorum. Devamında biz bu durumları fark edince bu kişiyle yollarımızı ayırdık. Bakın bu kişi yolları ayırmamızdan sonra bile hala sanki Berman Toprak'ın menajeriymiş gibi insanlar üzerinden işte biz Berman Toprak'ı düğünüze gönderelim şu kadar para verin şu kadar para gönderin. Şimdi piyasayı çarpacağı için Berman Toprak'ı düğünüze gönderin dediği kişilerin telafiz ettiği rakamlar çok küçük kaldığında adamlar da buna güvenip tamam diyorlar biz düğünümüze bekliyoruz ve buna bir ödeme yapmak için bir plan çerçevesinde bir anlaşmaya varıyorlar. Ve bu zat dönüyor dolandırdığı şahsa karısının hesap numarasını veriyor. Kader Günbey. Ve karısının hesabına aktarılan paralar var. Biz bunu nasıl öğreniyoruz? Belli bir dönem sonra müşteri Berman Bey'in çalıştığı kulübe geliyor. Abi diyor haftaya düğünde beraberiz değil mi? Ne düğünü? Ya işte düğüne geleceksiniz ya. Ne düğünü arkadaşım? Adam dekop dekop gösteriyor. Bakın Berman Bey yaklaşık 10 veya 12 tane düğüne ücreti İsmet Bey tarafından karısı Kader Günbey'e aktarıldığı için haberi olmayan parasını almadığı düğünlere katıldı. E peki bununla alakalı şikayet yapmadınız mı? Bu dolandırıcılık eğer söylüyorsunuz. Olur mu canım? Tabii ki yaptık. Şu an savcılıkta konu zaten. Savcılık soruşturma yürütüyor. Evet. O savcılık soruşturmasının o savcılık soruşturmasının devam ettiği süreçte zaten bu tehdit bari laflar ve sonradan arabanın kurşunlanması konusu gündeme geldi. Dolayısıyla yani çözüldü şu anda olaylar. Ya bu meselenin özü bu. Başka bir şey değil ki burada. Bu kişi kendini çok böyle sanki çok dürüst, çok düzgün bir adammış gibi anlatmaya çalışıyor da biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Şunu da ben söyleyeyim. Bizler imanlı ve inançlı insanlarız. Allah'ın verdiği canı Allah'ıdır. Bakın bunu kardeşi olarak söylüyorum. Ne İsmet'tir ne başkasıdır. Buyursun da bizim adresimiz belli. Biz dönüp basına da beni öldürtecek sanki bir aciliyetimiz varmış gibi bildirimde bulunmadık. Şüphelendiğimiz kişi bu dedi. Gazeteci arkadaş bunu yorum olarak yazdı. Onu da aynı gün tweet attığı için... Tweet'i var. Anladım. WhatsApp'tan attığı mesaj var. Evet. Instagram'dan attığı yani mesaj var. Evet. Teşekkür ediyoruz bu aydınlattığınız için konuyu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Berzan Bey. Ferman'a da selamlar. Evet. Evet. Söz hakkında vermiş olduk. Şimdi biz bunu duymamış olsa idik, biz bunu şu anda dinlememiş olsa idik, yine de bana bir menajer sanatçısının özel şeylerini anlatmış, ona anlatmış olması doğru gelmiyor ama bir dinlerdik ve biraz bir tarafından da inanırdık yani. Ama şimdi demek ki karısının hesabına paraları aktarıyor ve bu Ferman'ın bunlardan haberi yok. Bu tarafta dolandırdığını söylediğine göre bunlar işte böyle çorap söküğü gibi her şey ortaya çıkıyor. Var mı senin böyle bir menajer faciana? Yok öyle bir menajerim yok. Tabii yani menajerlerin sağdan soldan duyuyoruz. Hani yapılıyor hani işte 20 bin 30 bin anlaşılıyor 20 bin gösteriliyor. Bunu tabii. Benim de duyduğum bir hikaye var biliyor musun? Bu zaten hep yıllardır var. Değil mi yani? Var, yıllardır tabii. Var. Yapılıyor yıllardır. Tabii. Hepimizin başına en güzeli, geldi. Yani şimdi güveneceksin diyeceğim ama bu sefer de yani güven boşa çıkabiliyor. Paraları gidecek. En ya güzel. Ferman gibi bedava şeye çıkacaksın. Yanlış bir durum gördüğün zaman adalete sığınacaksın. Hukuksal yollarla hakkını arayacaksın. Budur. Yani ben savcılık şeyi niye var? Mahkeme unuttum. Niye var? Niye? Şeyi sormayı unuttum. Şimdi karısının hesabında ya paralar. O paraları herhalde eşinden isteyecekler şimdi. İşte o da onu diyor zaten. Hani beraber dolandırıcılık yapıyorlardı. İddiası yok. Karısına beraber adama. Yani menajeri kendi karısına beraber mi yapıyor yoksa karısının hesabına mı geçirtiyor? Menajeri yani İsmet Bey diyor karısıyla beraber yapıyor. Karısının hesabına geçiyor parayı oradan beraber alıyorlar parayı diyor. Ama yani senin de başına geldi mi şeyde? Benim de şöyle geldi. 3 liraya satıp 5 liraya satıp 3 lira dedikleri evet, olmuştur. Olmuştu evet. Bana benim başıma gelmiyor. Benim en yakınlar hep en yakınlar yapar biliyor musunuz? Hep en yakınlar hayatta yapar yani. Allah'tan benim menajerim İzzet Bey bak 20 yıldır
hiç iş bağlamak, o yüzden hiç riske girmiyor. Ona hiç iş gelmediği bu da, için. Bu da iyiymiş yani. O yüzden hiçbir şeyimiz olmuyor gerçekten. Dolandırılma riskim var, ne şeyim. Sorun kalmıyor. Peki küçük İbo'yla konuşacağız reklamlardan sonra. Tamam. Pek çok şey konuşacağız. Müziği, evet. Geçmişi, geleceği. Biz alel acele geldik. Bu arada ben de biraz... Makyaj yapalım. Bakımı yapayım biraz değil mi? Reklamlardan sonra. Onda çok güzel makyaj malzemeleri var. Efendim duymayan kalmasın, bütün hızıyla devam ediyor. Gerçekten bütün hızıyla devam ediyor. Cengiz Emercioğlu makyajını tazeledi, geldi. Evet, küçük İbo konuğumuz. Küçük ama büyümüş olan İbo konuğumuz. Artık büyüdü. Küçük peki, İbo'ydu, büyüdü. Büyüdü. Bir ara böyle soyad arıyorlardı bana da böyle hani ne yapsak acaba falan filan. Tabii çeşit çeşit soyadlar çıktı. Benim küçük İbo neler değil. Neler çıktı mesela? İbrahim... Küçüktü, büyüdü, oldu gibi. Düşünsene, küçüktü, büyüdü. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben küçük İbo'yu hep yani hep gördüğüm yer, hep hayalimden hep nerede kalmış? Hep küçük görüyordum. Hayır, yani İbo Show'da. Hep İbo Show'da seni görüyordum ben. İbrahim Tatlıses'in programında. Evet. Nedense hep aklımda. O seni çok destekliyordu değil mi İbrahim Bey? Daha sonra ineceğim ama bir tane daha var. Hülya Avşar'ın kucağına oturdu Harbi'de. Hadi. Onu bir hatırlamıyor musun? Bilmiyorum, yok. Tabii, bak, verin bakalım. Var mıydı onun? Oy var. Çok korkuyorum. Bir an yanak ver bakayım. Aa, dudak verdi. Şimdi yapın bakayım. Bu da tam küçük gibi boymuş ha. Aynen. Yanak veriyor ya, dudak veriyor. Aa, dudağın ruj oldu. O zaman oluyor. Bak bak. Ne şa... Bak bak. Hadi git otur yerine. Bir şey söyle, ne şanslıymışsın ha. Şanslıyım. Bu, konuda kendimi, şanslı görüyorum. Aynen bak. Düşünsene şu anda bu yaşta yaptım. Bu yaşta yapmam da. Şimdi biraz sonra gelecek Hülya. biraz sonra dur bakayım diyeyim. Senin küçük İbo büyüdü. Bakayım seni böyle kucağına alabilir. Nasıl işte insan nasıl, hayat nasıl değişiyor değil mi yani? Ne tuhaf. Bu kaç yıl öncesi? Bu 97 yıl. 90, 20 yıl yani. Bak yok. İbrahim. Bu da 97 yıl. İbrahim abinin programı. O da 90. Bak. 97. Mikrofon nerede arkadaşlar? Şu nerede nerede bir mırıldan bakayım şimdi. Versene bir dakika. Ver bakayım bir. Farklı bir sesten. Tabii şimdi ama. Aynen. Tabii sen farklı ses duydu artık. Versene. Onu alalım ki tonu karışmasın. Şimdi Bir kapat arkadaşlar sesi şey. Bir nerede işin bir de 20 yıl sonra. Yani baştan geleyim oraya ben. Tamam, tabii aynen. Baştan geleyim. Cengiz anlamadığı için oradan. Direkt o olmaz. Olmaz şey aynen. Yani aşağı. Allah'ım neydi günahım? Günahım neydi Allah'ım? Dualarımla yalvarmıştın ah. Allah olmaktı isyanım, can yoldaşım, arkadaşım, kaderimdin sen yazmıştın. Ben nerede yanlış yaptım, bitti dünyam, ziyan oldum ziyan. Ah bir anlasam, nerede, 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 ben nerede yanlış yaptım? Nerede, 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 ben nerede yanlış yaptım? Müthiş. Yani şimdi tabii
Çıplak bu vallahi şarkı. Tabii yani. Şimdi sabah sabah da ses çıkmaz. Fakat aynen, sana bir şey söyleyeyim. Ona rağmen çok müthiş yani. Yani normalde bir ses daha pes girseydim daha rahat olurdu. Yo bir şey daha söyleyeyim geliş sana. Geliş güzel okudum. Sen küçükken İbrahim Tatlıses gibi okuyordun. Çünkü İbrahim Tatlıses hayranlığından ötürü tabii onun da şarkısı. Fakat şimdi sesin oturmuş ya kendi, şimdi kendi sesin olmuş. Çok enteresan. Yani o zaman daha çok İbrahim Tatlıses gibiymiş çocukken sesin. Birebir çünkü taklit ediyordun ayrıca, herhalde. Yani benim için büyük bir gurur. Değerli hocamıza sesimizi benzetiyorsa o bizim için büyük bir mutluluk. Hayır tabii çünkü sen imparator. Ama sen ama zaten İbrahim Tatlıses'in şarkılarını hep söylüyordun zaten çünkü, değil mi? Halen onun şarkılarını söylüyorum. Halen çünkü benim ona olan hayranlığımı kimse evet tartışamaz. Ya güzel hareketli. Şimdi bu sesi çıkamayız. Değil mi? Tabii. Bu nasıl bir dik ses? Çok dik yani çocuk sesi. Şimdi bir dakika. Şimdi bu sese tekrar çıkamazsın. Çıkamam. O normal. Sesi zaten yani, çıkamaz yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak İbrahim Tatlıses hayranlığı. Senin için söylemem ama sen de işin içerisindesin. Sen de zaten kendini de söylüyorsun. Birçok sanatçı doğurdu bu Türkiye'de biliyor musun? Yani birçok kişi İbrahim Tatlıses gibi şarkı söyleyerek onun hayranlığıyla bu mesleğe bizim adım... liderimiz o. Liderimiz o. Yani biz mesela bir programa gittiğimizde repertuarımızda illa İbrahim abinin şarkısı olur. İlla. Yani şarkısı... Kimin olmaz ki? Yani okumayan, herkes... şarkısını okumayan sanatçı yok. Yani gerçekten İbrahim abi büyük bir ses, büyük bir yorumcu, büyük bir sanatçı. Müthiş. Geçen müthiş gün, bir sanatçı. Geçen gün belgeselini yayınladık. Öyle bir ses, öyle bir sanatçı bana göre gelmez. Gelmez. Geçen gelmez gün belgeselini İran yayınladık. Ses gelmez. NTV tarafından hazırlanan. İki gündür mesajlar geliyor. Ne olur bir daha yayınlayın falan diye. Şimdi onu daha kısa bir bölümünü yayınlayacağız birazdan. Müthiş, sen de takip edersin. Peki mesela o 20 yıl sonra mesela aynı şarkıyı söylüyorsun. Tabii ki ses rengi çok farklı. Asla bir daha o sese çıkamam diyorsun. Çünkü çocuk sesi tabii, olduğu tabii için. Çıkamam. Sadece sen de değil. Başka kimse de aynı kendi çocuk zaman sesi. Tabii geçiş yani zamanında ses değişiyor. Çıkamayız şu anda o sesi. Şimdi mesela seni o dönem 20 yıl önceki küçük İbo'dan bugünkü İbo'ya gelirken mesela ergenlik döneminde ses tonunun değişmesi, işte saç sakal çıkıyor, olgunlaşıyorsun, adam oluyorsun, erkek oluyorsun çocukken. Dolayısıyla o mu kırılma noktası oldu mesela? O zaman diziler yapılıyordu ve sen büyüyünce biraz yok daha uzaklaşmak yani zorunda kaldın. Yok oldu, ne oldu diyor. Şimdi ergenlik döneminde tabii ki benim bir ses değişim süreci yaşadım orada. Sesim hani iyi de olabilirdi, çok kötü de olabilirdi. Bu tamamen şans. Hani derler sigara içme. Tabii ki bunlar büyük bir faktör. Ben sesime baktım. Yani zaten alkol kullanmıyorum, sigara kullanmıyorum ben. Elimden geldiğince dikkat etmeye çalışıyorum bir nebze de olsa. O süre zarfında daha çok dikkat etmen gerekiyor. Yani iki kat daha çok dikkat etmen gerekiyor. Yani sesimiz bozulmadı Allah'a şükür. Biraz olgun bir ses oldu. Daha farklı bir ses ama oldu. Ama okuma tarzı yani aynı. Yani tarz değişmedi tabii. Aynı sesten okuyorum. Tabii o süre zarfında insan acabaları oluyor. Yani nasıl olacak acaba? Yani mesela bir yere gittiğin zaman, mesela bir yere gittiğim zaman bir toplum oluyor. Beni gaza getirirler, şarkı söylerler. Ben o dönemde gitmezdim ortama. Çünkü sen şimdi gaza geldiğin zaman okuyasın geliyor. Yanındaki güzel okuyan bir ses var. Sen onun gibi okuyamadığın zaman rahatsız oluyorsun. Ama sen İbrahim Tatlıses'in bile yanında okumuş bir çocuksun yani. İbrahim Tatlıses'in ama yanında ne halle biz... okudum. Ama bir ben şuna bilirim ya. Bir daha bir heyecan heyecan yaptım baya. Bu playback. Canlılarda çok heyecan yaptım. Peki, o dönem ailenin sana ya okursun ya da otosanayiye gidersin dedi. Doğru mu? Şimdi babam bazen bana ceza verirdi. Yani ya okul okursun dedi,
Niye okul okursun? Ya da dedi otosanayide çalışırsın gibi evet. Ki ben hani okumaya okuyayım evet, diye yani. Teşvik etmek için. Okumaya teşvik etmek için beni böyle bu şekilde gaza getirirdi yani öyle söyleyeyim size. Şimdi tabii ben de müziğe olan bağlılığı, müziği seviyorum yani müziğe aşığım. Yani ben 12 yaşındayken 12 yaşında İstanbul'a geldim. 11 yaşındayken ben Urfa'da memlekette evde bütün kasetleri dizerdim. Zaten banko hepsi İbrahim abinin kasetlerdi hemen hemen. İşte oradan şarkıları seçerdim. Ben kendime radyo DJ'liği yapardım. Biliyor musun? Kendi kendime konuşurdum. Kaseti koyardım, sarardım falan. Yani ben müziği çok seviyorum. Müziğe inanılmaz aşığım. Özellikle de böyle ben konuşmaya başladım. 4 yaşında atıyorum konuşmaya başlarsın. 3 yaşında. İbrahim abinin şarkılarıyla konuşmaya başladım. 84 doğumluyum ben mesela. Mavi Mavi'nin çıktığı dönemler 86, 85 evet. Hani belki bir yıl iki yıl yanılma payım evet. Olabilir. O dönemlerde mesela Mavi Mavi, Sevmeyi Dene, işte Yıkılmışım Ben. Mesela ben o şarkılarla ben konuşmaya başladım. Yani köy yerinde beni çağırırlardı mesela işte köyün muhtarı olurdu, ağası olurdu. Çağırırlardı giderdim ben bu şarkıları okurdum. Yani müzik aşkı konuşmaya başladığında başladı. Müziği seviyorum. Ondan dolayı da zaten babamın böyle sürekli bu konuda hep böyle karşı geldiğim zamanlar oldu. Müziğe olan aşkımdan dolayı. Fakat senin neyini takdir ediyorum biliyor musun? Birçok kişi Türkiye'de İbrahim Tatlıses hayranlığıyla başlıyor buna. Bak sen ne güzel dile getiriyorsun. Aferin sana. Bu senin kişiliğini gösterir zaten. Ama bazıları var ki birebir kopya ediyorlar adamı. Yani aynı, yani sesinle falan aynı hareketlerinle, evet. Elinle, kolunla, sahne duruşuyla tabii sadece taklitte kalıyorlar kim ama. Mesela? İşte yani bazıları yapıyorlar. Bu adamlar bir günde İbrahim Tatlıses'i seviyoruz, İbrahim Tatlıses'i dinleyerek biz de buraya geldik demiyorlar yani. Var çünkü bir iki tane öyle de benim dikkatimi çekiyor. Bunlar için ne diyorsun? Şimdi bunlar için hani kimden bahsettiğinizi bilmediğim için yorum da yapamıyorum açıkçası. Şimdi Serkan Kaya mı mesela? Evvelsi gün kim bizim programda Serkan Kaya mı dediler? Serkan Kaya dedi şey. Kim demişti Serkan Kaya'da? Tatlı. Tatlı programa geldi ve dedi ki birebir taklit ediyor dedi şeye İbrahim Tatlıses'i ama Orhan Gencebay dinliyorum diyormuş mesela. Yani şimdi ben de dinlediğim zaman Serkan Kaya'yı, beğeniyorum Serkan Kaya'yı ama İbrahim Tatlıses yani havası. Bütün oradaki kemanların yani oradaki diziliş, oradaki sahneye çıkış, hareketler her türlü bir şekilde etki altında kalmış. Ne de güzel bir şey aslında. Ama şey dedi ki ben tabii bilmiyorum bunları, duymadım ama Hüseyin Tatlı dedi ki ben Orhan Gencebay dinliyorum diyor. İbrahim Tatlıses'i geçirmiyor dedi yani adını bilereydi. Ben buna çok üzüldüm şahsen kendi adıma. Sen ne diyorsun? Şimdi Serkan Kaya için ben de sesini beğeniyorum. Hani yorumunu beğeniyorum ama asla bir hani İbrahim Tatlıses olmaz. Hani bir az önce de ben konunun başında. Peki benzetiyor musun? Benzetmiyor musun? Ayrı bir lezzet. Yani o da sesi ayrı bir güzel. Yani benzetiyorsa da ama şimdi hani benzetiyorsa da İbrahim abinin büyüklüğü yani. Hayır, büyüklüğünden bahsetmiyorum. Yani şimdi biz dinlediğimiz zaman... Sen benzetiyor musun? Ben çok benzetiyorum tabii ki. O yüzden zaten benzettiğimiz için sevdik yani. Bakmayın, ekrana bakmayın, dinleyin. Yani namelere bakın. Bence benziyor. Yani güzel bir ses, güzel bir yorum ama ben hani... Geleceğe kavram bilmiyorum yani. Yalnız şunu da söyleyelim. Yani Serkan Kaya'nın da şarkıları güzel ve herkes de seviyor Serkan Kaya'yı. İyi bir yorum, iyi bir kalem. Evet. Beste olarak da. Tabii ki İbrahim Tatlıses'in tesirinde kalarak. İbrahim abi başka. Hayır onun başka olduğunu zaten biliyoruz. Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Hani benziyor yani, mu? Çok benziyor bence. Yani bence birebir İbrahim Tatlıses dinlenerek... Ve onun hayranlığından... Gözünü kapatsan İbrahim Tatlıses yani çok benziyor. Aynı nameler. Tabii nameler, M'leri kullanma şekli yani her şeysi. Ve sahnede de şu kollarını falan atışı, edişi falan hep aynı İbrahim Bey. Bir de Bey şey yani. Bu nasıl... Ama bir şey söyleyeceğim. Tam olacak değil mi? Ama başladık, şöyle bir şey de yaptı. O da kendince birçok şarkısı meşhur oldu. Bunu başardı falan. Hani onu da seviyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın ama şey de söylemek gerekiyor. Abi ben İbrahim Tatlıses'in çok büyük hayranıydım.
Evet, tesir aynı nasıl. Küçük İbo'nun dediği gibi işte sen evet. Çocukken bu insanı küçültmez okul, şey yani yapardım, büyütür o açıdan. Onun şarkılarıyla büyüdüm falan diyorsun işte. İbrahim tabii Tatsız. Tabii aynı şekilde. Evet. Ben ama İbrahim abiyi çok dinledim. İbrahim Tatsız'ı ben çok dinledim. Kim dinlemedi ki İbrahim Tatsız'ı? Yani ben hani gerçekten... Ama hepimizden çok dinlemiş olabilir tabii. Evet. Baksana ya o ayrı bir olay tabii. Ben konuşmaya başladım. İbrahim abinin şarkılarıyla konuşmaya başladım. Yani öyle söyleyeyim size. Belli zaten. Baksana şuraya. Bak bak. Açsana Dursun sesini bir daha. Şimdi bir dakika. Allah başımızdan eksik etmesin. İbrahim abi. Allah başımızdan eksik etmesin. Belgesel, Allah uzun ömürler versin. Belgesel yayınlayacağız. Küçük İbrahim'in demin sahnede olduğu bir şey var arkadaşlar. Onu getirsenize. Orada playback yaptı. Orada playback yapıyorsun diz ya. Diz çöküyor falan. Ya şu bak burada playback yapıyor. Bir de şimdi playback bak 13 ha. Yaşında değil mi? 13 yaşında falan 13-14. Evet 13-13 yaşında. Bir de sahneyi maniyi öğrenmiş. Playback yapmasına rağmen onu nasıl çözdün? Çünkü İbrahim abiyi çok izledim ben. İbrahim abiyi çok izledim ben. Hayır. Peki bu kadar İbrahim Tatsız demişken geçen yayınladığımız şu belgesel NTV'nin adına evet, söz müzik evet. Belgeseli çok güzel gerçekten. Bir bakalım o belgesele. Sen de bunu kaçırmayın olur. Arkadaşlar. Tamam. Bunu kaçırmayın. Hayatı başlı başına bir film, bir roman, belki de şarkıdır. Söylediği her bir şarkıyla bu toprakların suyunu içmiş, ekmeğini yemiş herkesin gönül tellerini titretmiş, içimize işlemiştir. Ben İbo'yum ya. Ben halen Urfa'daki çocukluk arkadaşlarımı ve büyüdüğüm yalnızım, yalnızım, yalnızım. 1952 yılında Urfa'da Dergezenli Mahallesi'nde bir mağarada dünyaya gelir. Tatlı ailesinin ilk çocuğudur ve gerçek adı İbrahim Tatlı'dır. Giderdim ciğeri alırdım. Heybem vardı eşeğin üstünde. Bir tarafa ciğeri koyardım. İki tarafı dengelesin diye bir tarafa da taş koyardım. Elimde de bir tane tahta vardı, o tahtanın ucunda çivi vardı. Çivinin, çiviyle eşeğin, şimdi bilsem onu dürtükler miydim? Kıyar mıydım ona? Bilmiyordum ki, bilmiyordum ki çocuğum, gencim. Bilmiyordum ki o hayvanın canı acıyacak, çiviyi batırıyorum ki biraz daha süratli yürüsün diye. Buraya İbrahim Tatsız geldi, ulan nasıl geldi, nasıl? Nasıl? İbrahim Tatlıses henüz 6 yaşındayken sinemada su satmaya, otobüs terminalinde çığırtkanlık yapmaya başlar. Okula gitmediği için henüz okuma yazma bilmemektedir. 8 yaşında inşaatlarda çalışmaya başlar. İnşaatta çalışırken sürekli türkü söyler ama ustası diğer işçilerin dikkatini dağıtıyor diyerek onu sürekli azarlar. İlk plağı İbrahim Tatlıses adıyla çıkar. Takvimler 1968'i göstermektedir. Seni de sevmişim, kıyarım ben canıma, seni de sevmişim. İlk plağından sonra çıkardığı 2.45'liği ilki kadar ilgi görmez ve İbrahim Tatlıses Urfa-İstanbul arasında gidip gelmeye başlar. İnşaatlarda çalışmaya devam eder. 1971 yılında ilk kez televizyona çıkar. TRT tarafından hazırlanan Urfa Gecesi için hazırlanan sıra gecesinde uzun hava okur ve dikkatleri üzerine çeker. İbrahim Tatlıses ilk evliliğini Adalet Hanım'la yapar.
bu evlilikten Ahmet, Gülşen ve Gülden adında 3 çocuğu olmuştur. Bir de cahillik yaptım o zaman. Yaşım daha 17. Evlenmeye karar verdim. Ne çoluğumuz var, ne yedek bir evimiz var. 11 kişi 5 metre, 3,5 metre eninde bir mertekli evin içinde. Babam bana dedi ki, evleniyorsun da karnını nerede yatıracaksın? Hangi evde, neresinde? Biz yazdı tesadüfen evlendiğimiz zaman Adalet Hanım'la. Onlar evde içeride yatıyorlar, biz de tahta yatıyorduk dışarıda. Halen o benim çocuklarımın anası ve eşimdir. Kırgın da değilim. O her zaman benim çocuklarımın babasıdır. Onun çocukları da benim çocuğumdur yani, hiç farkı yok. Allah seni çocukların yanından, o kızlarımın ikisi sana emanettir. Ne demek? Torunları da sana emanettir. Diğerleri de inşallah. Yani hatta ve hatta ben bile sana emanetim, onu bil. ...1979 yaz aylarında Kara Yazma filmi için Perihan Savaş'la kamera karşısına geçer. Film setinde başlayan bu tanışıklık uzun yıllar sürecek bir beraberliğe dönüşecektir. Bu ilişkiden 1983 yılında Melek Zübeyde adında bir kızları olacaktır. Halam çok güzel anılar var, çok güzel dostluklar var. Mühim olan insanların işte şu anda burada bir arada oturabilmesi. Evet, o olgunluğu yani gösterebilmesi. Tatlı Ses'in Hülya Avşar'la çektiği filmler oldukça ses getirdi. Sinemada gittik açılışa. Biz oradayız, herkes bizi gördü, çıktık, konuştuk sahnede, oturduk seyirci gibi izliyoruz biz de. Final geldi. Abi orada bağırıyor. Ondan evlenme! Evlenme, hayır de! Lan ben kendim çektim. Yönetmeni benim. Biliyorum ki yalandır. Esah değil, biliyorum. Seyrediyorum, yine ağlıyorum. Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda karılığa kabul ediyor musun? Filminde Derya Tunay'la kamera karşısına geçmiştir. İbrahim Tatlıses'in adı artık Derya Tunay'la anılmaktadır. Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in 1992 yılında İdo adını verdikleri bir oğulları olur. İbrahim Tatlıses yaklaşık 18 yıl sürecek olan İbo Show'a imza atar. Sazaniye gelmedin, Sözeniye gelmedin. Kıyılır mı, kıyılır mı, canana kıyılır mı, canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? O yaratılışla birlikte zaten dünyanın en büyük hediyesiyle gelmiş dünyaya, öyle bir ses. Yani dünyanın başka hiçbir yerinde öyle bir ses var mı Allah aşkına yani? Dedim benim albüm yeni çıktı, nasıl vereyim? Onu okumak istiyorum. Nasıl bir şeydi o? Ben espri yani beğenmesin diye. Yalan yalan yalan, seni sevmedim yalan. Baktı bana, Kur'an dedi yalan söylüyorsun dedi. Dedim şarkı yalan. Böyle değil dedi, okudum. Baktım böyle güzel bir sese eser istiyor benden. Ben okumuş olsam da dahi. Verilmez mi İbrahim Tatlıses'e? Feda olsun dedim. ...2011 yılının Mart ayında İbo Show'un canlı yayınını tamamlayıp eve gitmek üzere arabasıyla yola çıktığında uğradığı bir silahlı saldırı sonucu ağır yaralanır. Daha önce sahnede iki kez silahlı saldırıya uğramış ancak hafif yaralanmalarla atlatmıştır. Ancak bu defa durumu ciddidir. Hayat
Fatih tehlikeyi bir süre sonra atlatır. Ancak tedavisi aylarca sürer. 2011 yılının Eylül ayında kaldığı hastanede Ayşegül Yıldız'la evlenecek ve bu evlilikten Elif Ada isimli kızı dünyaya gelecektir. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Sağlık problemi yüzünden hem ekranlardan hem de mikrofonlardan uzak kalır Tatlıses. Yeni bir albüm yapmaz. Ancak uğradığı saldırıdan sonra sevenlerinin karşısına ilk kez 2012 Kral TV müzik ödüllerinde çıkar. Beni size bağışladı, siz de bana. Evet, bu. Evet, nasıldı belgesel? Müthiş. Vallahi, ya, gerçekten. Müthiş gerçekten, böyle bir eskileri gördük. Vallahi tek kelime, Allah başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömürler versin ki inşallah Cenab-ı Allah, hep dua ediyorum, hep dua ediyorum. İnşallah tekrar böyle sağlığına kavuşur, tekrar dinleriz. Sağlıklı ya şu anda. Naz yani, yapıyor. Müzik naz anlamında, yapıyor. Müzik anlamında söylüyorum. Evet. Onun varlığı bile, onun gölgesi bile yeter. İşte Allah uzun ömürler versin. Hep bunu söylüyorum, hep bunu söylüyorum yani. Bir daha gelmez. Ve alternatifi yok, rakibi yok, öncesi yok, sonrası yok. Yok öyle bir ses, öyle gerçekten bir yorum yok. Öyle bir, o yüzden burnumun direği sızlıyor her seyrettiğimde. Ve NTV'ye de çok teşekkürler. Söz ve müzik programı çok güzel. Söz ve müzik programı zaten yarın da gerçekten süper. Orhan Gencebay'a yayınlayacağız. Öyle Orhan mi? Orhan Gencebay belgeseli. Ama yani bunu ben bizim Cengiz'e kaçıncı seyredişimiz. Çünkü hep seyredip kendimize acı çektirip burada ağlıyoruz valla. Harika. Bir kez daha selam göndermiş olalım. İbrahim Tatlıses'e. Seviyoruz İbrahim Tatlıses'i. Tutuyorum İbrahim abi. Peki senin şimdi albüm çalışması ne zaman? Yani benim küçük albüm... İbo olarak çıkacaksın ne zaman çıkacaksın? İbrahim Küçük diye çıktın kimse karambola gitti. Karambola gitti vallahi hiç de yapamadık şansımıza. Şimdi tekrar Küçük İbo olarak. Küçük İbo olarak çıkaracağım şimdi. Var mı şarkı falan? Single şarkı single yapıyorum. 4 şarkı. Stüdyoya girdim. İnşallah bir ay sonra artık duyarız. Bir ay sonra? Bir ay sonra duyarız şarkılar inşallah. Şarkılar peki nereden? Yani bildiğimiz şarkılar mı? Çok eski bir şarkı okuyorum. Hangisi? Allah rahmet eylesin, nur içine yatırsın. Müslüm Baba'nın 80'li yıllarda okuduğu bir parçayı okuyorum. Eyvah. Güzel bir şarkı. Normal şarkıdır he. Nasıl? Slow bir şarkı. Slow ama şarkı. Tabii yeni cover diyoruz biz. Yeni şekliyle. Güzel bir şey oldu. Yani inşallah olacak. Hangisi söyleyebiliyor musun ya? Açıklıyor musun? Söylemeyelim ya. Onu ya senin ne avantajın var biliyor musun? İyi, senin tamam. Avantajın ne biliyor musun? Pınar'ın eşi Yağmur var ya, Yağmur Atacan. Bunlar aynı tipler. Yani bunlar çocuk tipliler. Yani yaşın senin 40 da olsa sen kaderimiz küçük... öyle. Daha güzel ya bence. Şimdi güzel güzel. Ben hani işin şakası. 32 yaşında arkadaşım var. Hepsi kart duruyorlar yani. Sen acayip böyle çocuk duruyorsun yani. Teşekkür ederim. Yani. Sakallığı falan kesin. Duymak ne kadar güzel. Gerçekten vallahi çok sakallığı falan yani. Kesin tam şey olur yani. Baby face'sin sen. Evet. Bizim dedim için İbrahim böyle... Küçük olduğu belli olsun diye. Ama değişmeyen bir şey daha var biliyor musun Küçük İbo'da? Kirpikleri. Kirpiklerin o zaman çok tatlıydı. Şimdi de o zaman upuzundu kirpikleri. Şimdi de aynen duruyor vallahi maşallah. Kirpikler ufuzun. Saygı da değişmemiş. Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Bahtımız güzel olsun ya. Şimdi sen hayır, esas vallahi, konuya gel. Kaderimiz güzel olsun. Esas konuya gelelim. Esas konuya gelelim. Esas konu aşk meşk konusu. Aşk meşk. Aşka hazırız. Ama şu an aşk yok. Dediğim gibi evliliği düşünüyorum. Ben aşık olursam evlenirim zaten. Şu an aşık erkekler olduğum... evlilikten korkuyorlar. Sen mesela direkt diyorsun ki aşık olursam evlenirim. Aşık diyorsun. Olursam evlenirim. Yani o benim evlendiğim biridir. Yani aşık olduğum insan o niyetle o şekilde bakarım. Yani her aşık olduğuna insan evlenir aşık mi? Aşık olduğumu alırım. Yani... Alırım. Alırım. İbrahim şey Bey'den bak onu da almış gördün mü? Aşık olduğumu alırım diyor. Yani isterim. Nasıl bir kızla aşık olup evlenebilirsin mesela? Valla nasıl bir kız hiç belirlemedim böyle ne bileyim o anki ilk bakış, ilk elektrik çok önemli. O elektriği alırsam herhangi bir böyle kafamda şöyle olsun böyle olsun demiyorum yani kısmet. Şimdi var mıydı aşık peki yani, uzun süreli yok şu anda bir yok. İlişki? Şu anda şu anda yoktu da daha önce uzun süreli bir ilişki falan yok mu?
Yani çaprada çocukken bakalım. çocukken tabii çocukluk aşkımız vardı. Aşık çocukluktan bu yana bir daha sen herhalde aşık olmadın. Yok aşık olmadım. Allah Allah. Yani aşık çok başka. Şimdi ben böyle şey derler ya. Nasıl diyorlar böyle? Senin burcun ne? Koç burcuyum. Ben de kolay kolay aşık olmam. Koç burcu kolay kolay aşık olmaz ama oldu da ama oldu mu da yani artık sıra sıklama. Manyak yani. Olurum yani. İşte sen öyle bir şey yaşamışsın gibi duruyorsun da yaşamadın evet. mı? Yaşadın mı saklıyor musun? Çocukken gibi? yani gençken genç miyim bir şey bilmiyorum ki nasıl tabir edeceğimi de şaşırdım. Hayır, çocuk diyeyim bari. Evet, 18 ne oluyor 18? Evet, çocuk oluyor. İşte çocuk genç çocuk ortası. 32 yaşında artık adamsın yani. Şu aralar yok mu peki böyle bir hoşlandın falan birisi? Şu anda yok valla albümün de derdine düştüm ama artık aşka hazırız yani böyle hani yavaş yavaş. Hazırız. Aşık diyorsun. Olabilirim yani. O zaman buradan müracaatlarınız. İzdivaç programı gibi oldu bu arada. Evet yani diyor, nasıl bir kız olma? Esmer mi sarışın mı? Var mı öyle tipi? Vallahi şimdi esmer desem sarışınlar bozulur. Küsen. Sarışın. Ya esmer seviyorum yani esmerleri seviyorum yani. Esmer'in adı var. gibi peki. Yani ne bileyim arkadaşlar, yani şey olmasın. Arkadaşlar beğeniyorsanız İbo'yu gerçekten bana ulaşabilirsiniz. Evlendiririz burada ne yapalım yani elimizden ne tabii. gelirse yaparız değil mi? Tam serenlik işler. Serenlik işler. Barıştırma ve böyle arayı yapmak olayları. Çok bütün... güzel hayırlara vesile oluyorsun işte. Benim bütün tabii. arkadaşlarımla. Ne kadar güzel. Müşteri hizmetleri gibi. Zaman, sabah 9'dan itibaren ararlar herkese. Aklınızda olsun. Bak. Tamam sana uygun İbo'da şey geldi. Bak böyle... Dua ederim. Yani böyle şeylere vesile olmak güzeldir böyle hani tabii. yuva kurdum. Ama insan eşini olmak. Her şeyden el üstünde tutacak. Onu yapabilecek misin? En önemlisi eşin olacak diyorum hayatta. Ben aşık olmadığımla zaten evlenmem. Onun da hayatını karartmam. Kendi hayatımı da karartmam. Şimdi ben aşık oldum. Kızı alıp ailenin evine mi götüreceksin tek başına mı yaşayacaksın? Ben eşimle yani ayrı. Yani. Tabii değil mi? Aferin. Konuş. Kaç çocuk istersin böyle? Böyle baba olmak kalabalık aile. Normal olan herkesin gibi abi. Çok yani çocuk seviyorum ben tabii de öyle hani öyle rakamım yok yani. Hani yok 2 olsun 3 olsun. Çocuk seviyorum yani. Sen daha aşkı tanımamışsın. Çocukları seviyorum bak, yani. 32 yaşına gelmişsin daha aşık gerçekten olmamışsın. Ama her erkeği diz çöktüren bir kadın vardır. Vardır. Tabii. Vardır. O da daha bakalım. Senin karşına çıkmamış. Çok merak ediyorum kim diz çöktürecek bana. Şimdi orada diz çöküyordun ya küçükken şarkı söylerken. Öyle diz çöküyorsun. Kim varmış? Demet Akalın mı? Kim dedin sen? İbrahim Tatlıses'in bu İbo'nun programında sarı ceketli de Demet Akalın. Öyle mi? Göstersene de arkadaşlar. Gösterin bir. Küçük İbo'nun olduğu. Orada açın. Demet Akalın varmış. Demet bak. Öyle yazmışlar bizimkiler. Benim Instagram'dakiler hiç hayatta yanılmaz. Evet. Bak sağdaki de... Yok. Kim o? Yok. Kader. Kader o, kader. Allah iyiliğinizi versin. Kaderi Demet Hanım'a. Ben de şaşırdım çünkü Demet Hanım'la hiç konuk... Hayır, yani ben niye şaşırdım biliyor musun? Demet'in o kadar küçük olmadı. Yok, kader o. Biz aynı firmadaydık o zamanlar. Çok tatlı. Kader ne yapıyor ya? Kaderle görüşüyor musunuz? Kaderle zamanla böyle sosyal medyadan görüşüyoruz. Kader de Avrupa'da. O da konserlere, müziğine devam ediyor şu anda. Hmm. Onu da alalım bak. Şu evet, küçük sanatçıları alalım. Ya Ceylan'ı da çok severim ben küçük Ceylan'ı. Tabii. Arkadaşımız da çok da severim. Ablası esas arkadaşım benim. İyi bir yorum o da. Ne? Ceylan var ya. Ceylan evet. da senin Avrupa turnesi falan var mı? Benim oluyor? Avrupa turnem var. Ben yılbaşında Almanya Stuttgart'taydım. He, nasıl gitti? Çok güzel geçti. Ondan bir hafta önce Kanada, Toronto'daydım. Orada programım vardı. Bayağı bizden daha iyi geziyor valla. Gidiyorum yani. Oluyor Allah'a şükür. Yani yurt dışına gidiyoruz. Orada gerçekten Avrupa'da. Konser anlamında daha iyi şu anda. Yazın da inşallah festivaller olacak Türkiye'de. İnşallah Allah'ın izniyle Allah da ülkemize zevat vermesin. Aynen. İnşallah bundan sonra artık kötü haberler duymak istemiyoruz. İnşallah bundan sonra iyi olacak. Ülkemiz daha iyi olacak inşallah. Güzel günler yakın. Yazın da inşallah festivallerimiz olacak. Oraya gideceğiz. Böyle. Konserler sen de istek şarkısı isteyebiliyor muyuz mesela şu an? İstesek? İsteyebilirsiniz tabii ki. Yıkılmışım ben isteyeceğim. İbrahim abiden iste sıkıntı yok. bütün şarkılarını biliyorum onun. Ben, var onu biliyorum. Ben de zaten İbrahim Tatlıses'ten istiyorum canım. Tamam. Yani biz şarkıları kimden isteyeceksin ki Türkiye'de yani? Sezen Aksu'na ise İbrahim Tatlıses'ten istiyorum. Önce yıkılmışım ben izliyor sonra. Niye önce? Ya niye önce seni istediğin? Senin istediğinle final yapacağız hayatım o yüzden. Ben de ne istiyorum biliyor musun? Hazırla kendini. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Önce onu okuyayım peki. Peki yıkılmışım benim okuyayım. Önce onu oku ne olur. Çünkü önce benimkini yere... oku. Evet. Tamam. Ladies first diye bir şey var. Peki, kendisi ne ki. Kadar şey olmasa. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam.
Kadrimi kıymetimi, sana olan sevgimi bilmedin, bileceğin yok. Yalancı dostlarımdan, el alemin lafından geçmedin, geçeceğin yok. Bu gönül ağzımın kahrını çektim, bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın, yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül ağzımı kahrını çekti, bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın, yerlere attın, yaralı kalbim affeder mi? Bravo. Bravo. Vallahi şimdi siz de biliyorsunuz ki sabah gerçekten okumak çok zor. Yine de çok iyi okudum. Vallahi yani çok teşekkür, okumaya çalıştım. Çok teşekkür ediyorum. Okumaya çalıştım sadece. Müthiş ses. Süpersin İbo. Bravo. Çok teşekkürler. Peki bir küçük şarkıcıya gidelim mi o zaman haberin? Aleyna Tilki'ye. Yani... O küçülmüş de büyümüş. Küçülmüş de büyümüş. İbo'ya da sorarız bakalım. Aleyna Tilki'nin haberini görelim. Merhaba. 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 Nasıl gidiyor? Saçlar değişmiş. Saçlarım değişti. Eski haline döndü yani. Eski haline yakalayamadınız bu sefer green'i. Ama yani... Her sen geldiğinde bir saç pembe oluyor değil mi? Evet. Ya da bir gri oluyor, evet. Bir şey oluyor. Senin şansına. Kesinlikle. Ama şu an normale döndü. Normale saçlar. Döndü. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok iyiyim. İkinci şarkıma hazırlanıyorum. Çok heyecanlıyım çok tabii ki. Çok kısa yayınlandı sanırım değil mi? Yayınladınız sosyal medyada. Yok, hayır. Çok kısa. Hayır. Peki Aleyna, annenle berabersin içeride sanırım. Evet. Çok güzel bir hediye almışsın, doğru mu? Bir ev almışsın yani. 750 bin liralık bir ev. Ya keşke alsam. Ama şu an o kadar büyük paralar kazanmıyorum ne yazık ki. Ve yaşım da küçük. Evet, buyurun, buyurun. Ama inşallah alırız. Ya gelmesen. Sen dur. Evet, annen gelsin. Doğru mu bu haberler? Yani burada haberin gerçeği mi? Hanımefendi şöyle alabilir miyiz rica etsem? Annem niye çıktı çünkü, bu haberler sence? Neden çıktı? Ya haber hep oluyor biliyorsunuz. Bir yere gidiyorum bir şey başka değiştiriyorlar. Yani hala... şu anda bir ev alabilecek kadar güçlü bir şeyim yok tabii ki de yani. Peki fizikten de 100 almışsınız. Ah neyse onu hiç açmayacağım. Ama aldık değil mi? Evet derslerim güzel zaten benim. Bakalım ne belge alacağım. Cuma günü belgemde belki gösteririm size. Bu soru asla sizin cevap vermeniz gereken bir soru. Şimdi biliyorsunuz çıkan haberleri. Ailesi sorguya alındı diye. Nedir bu haberler? Böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Bizim daha önce Aleyna'ya sosyal medyadan yapılan hakaretlerle ilgili açtığımız bazı davalar vardı. Onlarla ilgili hakaret davası. Onları da hani o kadar hakaret oluyor. Kimseye böyle bir şey yapmak istemem ama bazen bu şekilde bir davayla çözülebilecek şeyler bu hakaretler. Çünkü bazen kötü hissettiriyor gerçekten beni. Bu yüzden öyle bir sadece bir olayım oldu. Sadece hakaret davası. O da çok ama değil. Ama bu haberleri okudunuz öyle değil mi? Ya ben... Tabii ki ama artık bu tür şeylere cevap vermek istemiyoruz. Çünkü çok yorulduk gerçekten. Annem okuyor. Ben okumuyorum. Sen derslerine çalışıyorsun. Ama gerçekten yetişemiyorum ki hızınıza şimdi sizin. Bir sabah kalkıyorum bir şey, diğer gün bir şey. Artık onlara yetişmeye çalışsam. Evet. Yani. Bana sürpriz mi yaptın diyorum. Anneciğim ben de senden öğreniyorum. Yani her gün yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Alışıyoruz artık. Peki okul çantasını neden bırakmadınız gün boyu? Biz okuldan çıktık, provalara gittik bugün. Annem bugün her şey benim yerime. Var. Biliyorsunuz albüm hazırlanıyor. Provadan çıktık yemek. Ama bu kadar yoğunluk yani kızınız yaşında birisi için zor değil mi? Kötü değil mi? Ben onun tercihlerine sadece saygı duyuyorum ve yanındayım, destek oluyorum. Bir de taklar açılıyor Twitter'dan adınıza. Ve siyasetle orada sizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar bazen yani. Bir tane tak açılmıştı. Justin Bieber feat Aleyna. Onu çok sevmiştim. Ben Justin Bieber feat Aleyna'yı gördüm. Nasıl öyle bir şey mi varmış dedim. Yazın kuantum yapın dedim. Böyle ki bir gün dünya starı olmak istiyorum Allah'ımın izniyle. İnşallah. Tabii ki de bir dünya starıyla da featuring yapmak isterim.
Bu da Justin istediği. Yok, Justin değil. Hani o da olursa neden olmasın tabii ki, ne diyeyim. Justin ama senle hayran yapmıyorum. Evet, 16 yaşındaki Aleyna Tilki. Ne diyorsun? Sen de çok ufak. Ben de küçük yaşta başladım. Ben hatta daha küçük yaşta başladım. Tabii. Şimdi Aleyna 16 yaşında evet, herhalde. Valla güzel bir çıkış yakaladı. Ne tavsiye edersin? Mesela nasıl görüyorsun şu haliyle? Yaşını... Dediği gibi büyümüş de küçülmüş. Benim tavsiyem ne olur? Ben hani ondan yaşça büyük olarak... Ve o yoldan geçmiş biri olarak. Eğitimini aksatmadıktan sonra... Sonuçta bu işe de hevesi var. Yapabilir tabii. Belli hukuksal yollarla. Aynen. Tabii yaşına göre. Yerlerde. Hani alkollü restoranlarda, ki ben de çıkmamıştım o zamanlar belli bir yaşa kadar. Doğal olarak da onun da çıkmaması gerekiyor. Ama müziğine devam edebilir. Çünkü sen eğitime devam ettin mi? Ben eğitime devam ettim. Ya çok dört dörtlük bir eğitimim çok olmadı. Ne okudun sen? Çok tatlı. Sakarya Üniversitesi'ni okudum. İyiymiş. Bitirmedim. Yok, iki yıllık. Yani olsun. Ben, bir alacağını yani, almış da olabilirsin çok, iki yılda. Hangi bölümde? Elektrik falan mı? Neydi? Yok, elektrik. Elektronik mühendisliği diyemiyorum bile. Bölümümüz oydu. Bölümümüz oydu. Bayağı matematik falan senin kafa çalışıyor. Yok. Hiç bilmem yani matematiğim çok kötü. Nasıl girdin oraya? Onun için 5 sene de bitirdim. Zor. Bitirdin mi? 5 sene. Bitti zar zor. 2 sene okul bitirmiş ama dediğin doğru. Gerçekten de ama şimdi eğitimi aksatmaması lazım. Eğitimini aksatmasın tabii. Peki mesela o röportajda, Aleyna'nın röportajında geçen gün burada tartıştık çünkü. 750 bin lira ev aldığı söyleniyor. Ben de alamayacağını söylüyorum. Şimdi alamaz dedi Seren dedi. O kadar o yaşta dedi çocuk ne kadar para kazandı. O kadar kazandı para kazanmadı. Sen mesela o yaşta çıktığın zaman iyi para kazandın mı? Yani 750 ben, bin liralık ya da o dönemin ekonomisiyle zamanlar, ev alacak parayı biriktirebildin mi? Şöyle oldu. Benim kasetim sattı ama esas ben dizi çektim ben o zamanlar. Evet doğru. Evet. Dizi yaptıktan sonra ev aldım. İlk fırsatta evim oldu. O zamanlar tabii ki imkanlar daha iyiydi. Aynen. O zamanlar tabii ki. O zamanki paralar da daha iyiydi. O zaman paralar değerliydi, daha iyiydi. Evet. Şimdi şu ortamda ev almak zor bana göre. Çok zor şu anda. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir de ekstralara hani gidemiyor. Hani yaşından dolayı çok yerlere sahne alamıyor. Alamadığı için de doğal olarak da zor. Ekonomisi daha da küçülüyor. Benim dikkatimi çekecek Aleyna'nın annesi Aleyna'dan daha güzel valla. Ben çok beğendim. Anne de güzel, kız da güzel. Bence Aleyna kız da güzel, anne de güzel. Anneyi ben daha çok beğendim gerçekten. De, benim bir dikkatimi çeken... Ama anneyi konuşturmuyor. Aynen, konuşturmaması ya. Daha... Kadıncağız iki laf edecek üzere önüne geçiyor. anlatıyor. Bayılıyor konuşmaya yani. Başarılar diliyoruz yani inşallah. Sana aile destek oldun. Peki mesela onun annesi ailem, yanında. Hep. Ailem bana çok destek oldu. Zaten 12 yaşındayken babam sürekli yanımdaydı. Dizi setlerine ya babam gelirdi ya abim gelirdi. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Onların çok büyük desteği var. Allah onları başımızdan eksik tabii etmesin. Tabii şimdi küçük babamızı yaşta evet. Bu çok önemli biliyor musun Cengiz? Aileme yani ailenin ben yanında olmuş olması ben çok hala, önemli. Ben halen aileme bakıyorum ben. Kaç kardeşsiniz? Biz 6 kardeşiz. 8 nüfusuz. Tabii evlenenler var. Aramızdan ayrılanlar oldu tabii. Ama yine de aile biz birbirimize sen çok yakınız. Sen 2 numara mısın? Ben 3 numarayım. 3 numarayım. Yani babam emekli öğretmen, eğitimci. Yani evde babam. Ama hala aile şey desteğim oluyor. Aileme bakıyorum ben. Yani şu anda. Kardeşler için de müziğe ilgili olan var mı? Senden küçüklerden. Kardeşlerim için de müziğe ilgisi olan yok. Aksine çok böyle müzikle haşır neşir bir ailem de yok. Yani böyle müziği sevmezler. Ben işlerinden böyle müziğe aşık biri olarak çıkmışım. İbrahim Tatlıses'e aşık oldum. Hepimizin İbrahim Tatlıses'e bir hayranlığımız var ama sanatsal anlamında kimsenin böyle bir hevese kapılmadı. Ben çok ayrı çıkmışım evin içinden. Seviyorum, müziği çok seviyorum. Yıldız Tilbe'yi sever misin peki? Çok severim. Tabii. Öyle mi? Bak çok Yıldız Tilbe'de Tuna Kiremitçi'yle şey yaptı ya. Düet yaptı. Düet yaptı. Evet. Şimdi onun röportajı düetler son zamanlarda değil biraz oldu. Ben de düet yapmak istediğim, mesela ben Ebru Gündeş'le düet yapmak isterim. Vallahi siz ikiniz Yıldız acayip Tilbe olursunuz. Yemin ediyorum çok yakışırsınız Ebru Gündeş'le değil mi? Düet ses yapmak isterim çünkü ikisi. Ebru Hanım'ın hani sesini, yorumunu beğeniyorum. İkiniz süper olursunuz. İnşallah olur. Evet, güzel olur. İnşallah olur. Peki evet. Yıldız Tilbe Tuna Kiremitçi hazır mı arkadaşlar? Şey İzleyelim bakalım. Aha. Efendim iyi akşamlar Yıldız Hanım. İyi akşamlar. İyi, sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir akşam. Aynen, sizi görmek de çok güzel.
Çok güzel bir akşam. Tuna Kiremitçi'nin albümünü kutluyoruz. Şarkılarını söyleyeceğiz birazdan hep birlikte. Kaç kadınız? 10. 10 kadın olarak, evet. Ondan sonra tiyatrocular var, şarkıcılar var. Albümünü seslendirenler arasında ben de varım. Şahane bir şarkısını söyledim. Sözü ve müziği kendisine ait. Yine sevebilirim diye. Dinlemediyseniz hemen dinleyin. Teşekkür ederim. Evet, vallahi ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Şiir değil de roman yazmak istiyorum. Hayatımı romanlaştırmayı düşünüyorum. Tuna'ya da sordum nasıl bir başlangıç yapabilirim diye. Çocukluğumdan gireceğim galiba. Yaşadıklarımı kimseyi incitmeden, kendi penceremden anlatmaya çalışacağım kendimi. Bakayım neler olacak ben de bilmiyorum. Bence okunur. Bence de okurum. Ben bile okurum. Romandan sonra belki de bir sinema projesi de olur. Aslında sinema filmi için bekliyorum teklif, evet. Ama kimse ciddiye almıyor beni. Teklif derken istiyorum. Yok yok, güzel bir rol. Güzel bir rol. İnandırıcı, evet. Gerçeği olan, benim de oynamak isteyebileceğim. Komedi de olabilir. Komik de olabilirim yani. Yıldız Hanım, son olarak size İbrahim Tatlıses'le bir kırgınlığım yok. Abi. Ay sen nereden geliyorsun? Milattan önce mi? Tarihten mi önce? Fiden önce mi? Bir şey yok ki Barış Hanım. Teşekkür ederiz arkadaşlar, yok ki. Sağ olun. Böyle bir haber çıktı, onun için soralım. Yok, küslüğüm yok ki. Seviyorum yani. Büyüğümdür. Her zaman. Ne olursa olsun. O benim büyüğümdür. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Tunacığım geçmiş olsun. Hayır, niye geçmiş olsun? Buradan bir aşk çıkar mı diye düşünüyorum acaba. Evet, şimdi onu konuşuyorduk VTR yayınlanırken. Evet, öyle bir şey düşündüm yani. Acaba dedim Yıldız Tuna'ya aşık olur mu dedim. Dedin, dedim. Evet. Seren Serengil'in yorumu şey buydu çünkü. Şimdi evet. Evet. Bakışlarda şöyle bir yandan yandan baktı mı Yıldız? Anla ki arkadan da roman falan yazıyorum dedi. Dedim ki şimdi bu işin devamı gelecek yani. Romanla da beraber yazacaklar. Ama Yıldız Eve sana kötü bir haber vereyim. Tuna evli. Evlendi mi? Evet. O zaman Turgut'u geri aldım. Ya ben Tuna Kiremitçi en son şeyde kaldım ben. İcel Aydın'la ayrılmıştı. Sonra bir de... Dur, 2 yıl önce evlendi ama belki boşandı mı acaba? Tuna canım bu kadar uzun evli kalmıyor da. O kadar uzun kalmıyor da yani bilemedim ben. Tuna Kiremitçi çok şaşırttı beni ya. Niye? Yani sen de yapabilirsin demek ki. Yani ama yok, ben yapamam. Benim öyle bir müzik bir şeyim yok. Tuna'nın var ama. Tuna gerçekten yıllardır müzik yapan, gruplar kuran, sözler yazan, enstrüman çalan. Ben onlara ihlal ve çok yakışıyor. Ben sahnede falan da izledim. Tuna gerçekten çok iyi. Mesela bu albümde de kadın solistlerle, pek çok kadın solistle düet yapıyor. Şarkılar söylüyorlar işte. Çok da iyi. Yani Tuna Tuna başarılı. Yıldız'la da iyi bir ikili olmuşlar. Artık Tuna'cığım... Eğer boşandıysa... Tuna'cığım boşandıysa... Ama yok, sahnede güzel gözüküyor. Sen çok güzel gözüküyor. Evet, güzel bir ikili. Evet. Tabii o olaylar bizi aşar. ama gerçekten güzel bir ikili olmuşlar. Yıldız Silva da çok iyi bir sanatçı. Bence değişik böyle kombinasyonlar olmalı müzik dünyasında. Olmalı artık. Arada böyle ama böyle aynı tarzlar değil. Farklı tarz. Evet, farklı mesela son zamanlarda... Pamela'yla Ümit Besen'in çok güzel değil mi? Ya, Ümit biri Besen, tavarlı okuyor, yani, biri Ümit Besen? Farklı. Aynen. Güzel olmuş, şarkı. Güzel bir renk olmuş. Ben dinliyorum mesela. Ben muhteşem çok müzik, şarkı. Yani mesela ben fantezi okuyorum ama benim yeri geliyor rock dinliyorum. Hoşuma gidiyor kulağım. Yani acaba ben buradan hiç ne alabilirim? Rock bir şarkıyı biliyor musun peki ezbere? Bir mırıldan bakayım. Yok, rock yapamam şimdi. Sabah piyano, sabah. Piyano eşliğinde olması lazım ki beni yönlendirsin. Yok, rock yapamam yani o farklı. Var mı konserlerine gittin öyle Türk popçulardan falan sadece? Yılbaşında bayağı bir kalabalık gittik. Avrupa menajerim Salih Çalışkan bayağı 27 sanatçı Avrupa'ya bağlamıştı. Sinan Akçıl vardı, İntizar vardı, ben vardım.
Murat Başaran vardı. Birkaç sanatçı ya, bu vardı. İsimler de farklı farklı acayip güzel. Farklı enteresan tarzlar, farklı renkler. Gökhan Özen vardı. Sanki yurt dışı için yaratılmış bu grup, biliyor musun? Hep bu grup dışarıda yani. Hiç içeride değil. Hep oradaki, dışarıda. Ben de onların arasında olduğum için bayağı bir şanslıydım. Süper, yani. Mutluydum yani. Ne öyle güzel. Değerli sanatçıların arasında olmak güzeldi. Peki bir Ufuk Bayraktar haberimiz var. Daha iki filminin oyuncusuydu Ufuk Bayraktar ve %10 oranında bir gişe ortaklığı vardı. Evet, ne olmuş? Oyuncu umreye gitti. Gişe umresi diye var. O haberlere hemen gündeme geldi. Sağdaki Ufuk Bayraktar ve Dağ 2 filminde oynadı. 3 milyonun üzerine çıkınca gişe %10'luk bir... 3 milyon. Evet. Gördünüz mü? Büyük başarısı. Gerçekten. Şu ana kadar en fazla herhalde Dağ yaptı değil mi o gişe? Evet. Bu yılın 2016'nın en büyük gişesini yapan Dağ 2 filmi. Zaten onun yayın haklarını da Star Televizyonu aldı. Star Televizyonu'nda önümüzdeki günlerde Dağ 2 yayınlanacak. Sen sinemada yayın izleyemedin ya. Bir şey söyleyeceğim. Star'da izlersin artık. Gerçekten benim gittiğim, yani benim çevremdeki hiçbir sinemada son zamanlarda yoktu. O yüzden gidemedim. Evet. Neyse Star'da seyredeceğim. En azından kendi kanalımda seyredeceğim. 3 milyon 300 bin gişe yapmış şeyde. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde şeyde Star'da yayınlanacak bu. Çünkü pek çok diğer film girdi. O yüzden Dağ 2'nin biraz önü kesildi gibi geliyor bana. Doğru söylüyorsun. Çünkü başka filmler girince bunu gişeden çektiler. Ama gişedeki şeyi az olmasa, salon sayısı azalmasa bence 4 milyona çok rahat gidecek. Bence de giderdi. Çünkü ben söylüyorum mesela Bakırköy'de var. O taraflarda mesela Nişantaşı'nda yok. Mesela Kadıköy'de yok. Mesela yani yok. Beykoz'da yoktu hiçbir yer. Etiler'dekilere de baktım yok. Evet. O aslında bu kadar iyi giden bir filmin daha devam etmeleri gerekiyordu. O yüzden dedim sen bulamadım diye. Star TV'de yayınlanmasını bekleyin o zaman. Hadi Star bakalım. TV gösterecek daha ikiyi. Oyuncu tabii mesela Ufuk Bayraktar enteresan. Filiz Ağa Camii'nde, Cihangir'deki Filiz Ağa Camii'nde çaycılık yapıyordu. Allah Allah. Tabii çaycılık yaparken Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi. Ve Zeki Demirkubuz ilk filminde oynattı onu. Masumiyet diye filmde oynattı. Orada Kader'de oynattı pardon. Kader'de oynattıktan sonra en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı o filmle. Ve ondan sonra yürüdü. Filiz Ağa'dan, çaycılıktan başlayan oyunculuk hikayesi Zeki Demirkubuz'da böyle daha ikiye kadar yükseldi. Ufuk Bayraktar şimdi de umreye gitmiş kendisi. İbo'cum şey Allah diyorlar, kabul etsin diye. Allah kabul etsin evet. bir şeyin kısmetin çıktı. Bak. Kısmetin çıktı. İşte kısmet. At i̇şte kısmet. Bekle gibi at serene bekle. Diyor ki Jülide'cim benim Instagram'dan takipçim demiş ki İbo'ya sorar mısınız diyor. O da diyor Tarkan gibi bir hayranıyla diyor evlenmek ister mi diyor. Hayranımla olmaz mı tabii hayranımla? Zaten hayranımla evlenmek isterim. Tabii insan kendi seveni seveceksin. Seveni. Evet. Seveni arıyorum diye bir şarkı var ya. Evet. Peki benim şarkıyı söylesene. Ben hangisini istedim? Yıkılmışım ben. Yıkılmışım ben işte. Ya adam benimle program yapıyor. Şarkısı yıkılmışım ben. Orada. İltifat mı? Yıkılmışım ben. Hakaret mi? Benden ötürü yani şarkı benden ötürü. Hadi sen söyle ben de kalmayayım. Evet. Sanki terk edilmiş bir viraneyim, her yanım dağılmış, yıkılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Üstüne basılan taşlar misali, paramparça olmuş, dağılmışım ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Çaresiz kalmışım, gözlerim yaşlı, çile rüzgarında savrulmuşum ben. Derse derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Derse derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben. Dertle derya olmuş, bende bir sandal. Devrilip batmışım, boğulmuşum ben.
Bir ara İbrahim Bey'in birçok şarkısının içinde hep Derya vardı. Hep Derya. Şey vardı. Evet. Dünya, dünya, yalan dünya. Evet. Değil mi? Derya, Derya Hanım'dan ötürü. Derya Dertler Çöre. Derya olmuş oradan hatırladım. Onların da aşkları. Evet. Üç şarkıda Derya ismi var. Var. Onu görünce yandım. Biraz Derya'ya daldım. Hayatımda ilk defa delice sevdalandım ne bir şarkısı vardı. Evet, o çok büyük bir aşk evet. Onlarınki canım. Baksana kaç şarkıda geçtiği bile. Tabii canım işte o. Seceresini çıkarıyor neredeyse. Ben sana şu İdo öyle bile senin kadar ezberine yokturan İbrahim Tatlıses'i. Benim hayranlığım öyle böyle değil yani gerçekten çok farklı. Yani. Aferin sana dua söylediğin ediyorum. İçin de hep ben sana ediyorum. Teşekkür ederim. Herkesin Allah gönlü böyle büyük etmez. Olsun. Evet. Amin. Peki şu Mustafa Sandal haberine de bakalım arkadaşlar. Bakalım, günün son olmuş? Haberi olarak son model bir araba yapmış kendine. İyi yapmış. Mustafa'ya yakışır. Onun arabası var. Güzel mi güzel? Güzel mi güzel? Bastı mı gaza? Gider mi gider? Var mı? Evet. Bakalım. Dön dünya, dön dünya, yalansın kocaman bir yan. Bizim evlilik yıl dönümümüz geçtiğimiz hafta, evet. Daha doğrusu birkaç gün önce onu kutladık. Eşimle birlikte, Emine ile birlikte, birlikte, çocuklarımızla birlikte, ailecek, onu kutladık. Kaçıncı yıl evdefendim? Kaçıncı yıl evdefendim? 9. Her zaman bayanlar bilir musun? Bak, gördünüz mü? Yok yok. O kadar mı önemli Mustafa ya? Unutulur, unutulur bunu. Bir dakika dur, unuttum. Ya, eşeğin ama... Mustafa sürekli şey karıştırıyor. Ne zaman tanıştık, hayır, ben... ne zaman evlendik. Ben, hayır bir dakika, ben şuraya bağlayacağım aslında. Olayı bak. Şuraya bağlayacağım. Bağlayacak resmi, şimdi değil mi? Resmi olarak 9 sene olabilir ama ben Emine Hanım'la ilk tanıştığım gün zaten onunla evli olduğum için bir anda ona hesap ettim. Şahane. O yani hani o sorunun cevabı hani... Kağıda baktığın zaman, resmiyete baktığın zaman başka ama benim kalbimdeki cevabı başka. O yüzden hangisinden yola çıkarak cevap vereyim diye düşündüm o an. Onu yakaladım. Fark ettim ben. Evet. Bir düşünce oldu evet. Orada. Yani o olay Emine Hanım, ikna olduk mu? Güzel toparladın. Evet, Emine Sandal. Mustafa'cığım, yeni şarkının olsun. Adı evet. Kıvır olsun. Şarkımızın çok... adı Kıvır olsun yani. Güzel, resmen kıvır unutmuşsun. Kıvır Mustafa diye. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, benim çocukluk arkadaşımdır Mustafa Sandal. İkimiz de daha ünlü olmadan, da arkadaşlık aynı arkadaş grubundaydık. Hmm. Çok iyi bir çocuktur, çok iyi yetişmiş bir çocuktur. O da İsviçre'de okudu. Biz de Power FM'e DJ'ydik. Ya o çünkü müziği çok seviyordu. Michael müziği. Jackson'ı çok severdi okul zamanında falan. O da orada çalışıyordu, ben de orada program yapıyordum. Öyle mi? Ondan sonra ama şöyle bir şey söyleyeyim mi Mustafa için? Mustafa çok iyi bir eş oldu. Ve kesinlikle. Popçuların arasında en çok yani eşini, onun eşini beğeniyorum. Emine'yi. Emine'yi çok beğeniyorum. Evet. Ve o kadar iyi ve güzel bir aile babası oldu ki onu çok İki tebrik ediyorum. Var, Allah aynen, bağışlasın. Aynen. Çok güzel bir aileler. Maşallah Allah nazardan korusun onları. İşte son modelde ama bir araba almış. 1 milyon liralık araba diye falan haberler oldu. İnsan kazanıyorsa, kim ne kadar, ne şekilde kazanıyorsa, ölümlü dünya almak istiyorsa alacak, güle güle binsin. Güle güle, aynen. Şöyle söyleyeyim, yılları da unutmuş olabilir. Demek düşer bize yani. Kesinlikle. Biz onu bir şey söyleyeceğim. Yani. Yılları unutmuş olabilir. Evet. Yani insan eşini evde unutmadıktan sonra yılları unutmuş evet. Olabilir. Bunda hiçbir şey yok. Kaç yıl diyor. Öyle bir kalıyor Mustafa Sandal. Ama bir saatten sonra da say bitmiyor hakikaten. 9-10 yıl evet bitmiyor. Tabii. İnşallah hep unutulur. Hep nice, de daha fazla nice olsun. Nice 9 yıllara diye. Aynen. Hepimize nasip etsin Allah inşallah. Sana i̇nşallah. Da İbocuğum. Amin. Sana da böyle evlilikler. Bütün çoluk, bekarlara, çocuk. Bana. Evet hepimize böyle öyle çoluk çocuğa karışalım. Evet. Peki çok teşekkür ederiz çok geldiğin teşekkürler için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Aynen. Böyle değerli iki dev ismin arasında olmak benim için büyük bir gururdu. Bizim için de büyük keyifti seni ağırlamak. Hayır, evlilik haberini de inşallah veririz yakında. İnşallah hayırlı bir evlilik olur inşallah. Şimdi Instagram'dan beni takip edebilirler sevenler. Nedir adresin? Kucuk İbo Official. Ay official ama senin eksik olmasın bari. Herkes ya, çünkü alınmış bu alınmış. Tabii hepsi alınmıyor için zaten tamam. Alıyorlar. Onun için mecbur yanına bir şey koymam Kucuk gerekiyor. Kucuk İbo Official'dan takip ediyorsunuz. Takip edebilirsiniz. Ben şimdi takip edeceğim hemen. Tamam. Vallahi beni takip ediyor yani. Seni etsin. Evet. Seni de diyorum. Peki efendim yarın görüşmek üzere diyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın efendim.